Merhabalar Betül Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Önce bir sesim geliyor mu? Bunlar benim alışık olmadığım programlar olduğu için bir teknik olarak test edin isterseniz. Sesinizi net olarak duyuyoruz, görüntünüz de net olarak geliyor. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı değil mi? Tamam, süper. Evet. Kamera olarak da herhalde şu tarafa bakın. Çünkü önümde hem bilgisayar var hem telefon var. Yanlış yere odaklanmayayım. Çok teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. YouTube'a karşı oldukça tepkiliydim, çekiniyordum hep. Sayenizde adım atmış oldum böyle bir dünyaya. Ve tebrik ederim. Hani çok emek isteyen şeyler bunlar kesinlikle. Evet. Bunun için tekrar tebrik ederim ayrıca. Teşekkür ederiz. Biz de size bütün takipçilerimiz adına ve Avustralya'ya gelmek isteyen bütün genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Bir sürü sorumuz var. Arkadaşlar heyecanlı. Birçok kişi izliyor şu anda. 100 kişiye yakın, 90 kişiye yakın şu anda aktif olarak izlenmeye başlandı. Ben sizin zamanınızı almadan, arkadaşları daha çok merak ettirmeden sorularıma geçmek istiyorum uygunsanız eğer. Tabii ki. Tabii ki. Betül Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Çok kısa anlatayım. 1973'te İstanbul'da doğdum. Bundan yaklaşık 24 yıl önce Boğaziçi Kimya Üniversitesi'ni bitirdim. 2001 yılında da Avustralya'da marketing okumaya gittim. Pazarlama okudum. Giden her öğrenci gibi Avustralya'ya bayıldım. Birazdan sizlere anlatacağım kalifiye göçmenlik vizesi kategorisinde oturma iznine başvurdum. Oturma iznimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndüm ailemi görmek üzere. Eşimle tanıştım. O sıralarda eşim Avustralya'da yaşamaya çok sıcak bakmıyordu. Türkiye'de kala kaldık. Fakat hep Avustralya hayalim vardı. 2009'da Avustralya'ya taşındık. O dönemde üniversitelerin sunduğu bu göçmenlik programı ve kanunu programını bitirdim. Avustralya göçmenlik kanunlarını. Amacım bu işi Avustralya'da yapmaktı aslında. Ama çeşitli nedenlerden dolayı tekrar Türkiye'ye dönme kararı aldık. 2011 yılında da Avustralya'da yaşam firmamı kurdum. Belki de burada olmamız isabet oldu o dönem. 10 yıldır da kesintisiz olarak göçmen danışmanlığı hizmetini sürdürüyorum. Son 3 senedir de belli bir dönem Sydney'de, belli bir dönem İstanbul'da yaşıyoruz. Uzun vadede planım benim de artık yavaş yavaş daha çok Avustralya'da kalmak ve yaşamak açıkçası. Öyle mi? O zaman evet, sizi burada da göreceğiz. Canlı olarak program da yapacağız demektir. İnşallah, aynen, kesinlikle. Hangi şehre gelmeyi düşünüyorsunuz? Ben hep Sydney'deydim. Sydney'de okudum. Ya orası benim için dünyanın merkezi diyebilirim. Herhalde yine Sydney'e geri döneriz. Zaten eşyalarımız, her şeyimiz orada şu an. Hani bir ev açtık neticede. İnşallah oraya geri döneceğiz. Bayağı hazırlıklar tamam yani. Hazırlıklar tamam o zaman. Çok güzel. Aynen. Geldiğinizde bekleriz. Betül Hanım, biz bir şey yapıyoruz. Danışmanlık firmaları neden önemli? İnsanlar neden kendileri bu işi yani yapıp da hata yapabilirler? Bunları bize biraz açıklar mısınız? Avantajları nelerdir? Şimdi öncelikle danışman firmadan öte izleyenlerin kayıtlı bir danışmanla çalışmalarını tavsiye ederim. Şimdi kayıtlı danışman nedir? Belki onu birazcık açmak gerekiyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz her yıl Avustralya yaklaşık 160 bin ile 190 bin arası göçmen alan bir ülke. 30 yıldır alıyor. Bu rakamlar hani 3 aşağı 5 yukarı her yıl aynı. Ve çok çeşitli göçmenlik vizeleri var. Ve bu vizelerin birçoğu kendi içinde çok karışık ve detaylı süreçleri içermekte. Zamanla da böyle olduğu için bu göçmen danışmanlığı mesleği ihtiyaç haline gelmiş Avustralya'da. Fakat insanların hayatları için aldıkları önemli bir karar göçmenlik vizeleri. Avustralya Devleti de demiş ki bu hizmeti sunan kişileri regüle edecek, kontrol edecek yetkili bir kurum olsun. Ve Avustralya'da slaytlarda da vardır sizlere verdiğim MARA adlı kurum. Bunu özellikle arkadaşlarla paylaşmak isterim. Bu kurum şu anda Avustralya'da göçmen danışmanlığı mesleğini yapan kişileri denetleyen tek yetkili kurum. Bu kurumun özelliği vize başvurusu yapacak kişilerin işte boş vaatlerle kandırılmalarını engellemek, sağlıklı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak için bizler gibi kayıtlı göçmen danışmanlarını denetlemek için bir dizi kural ve kanun uygulamaya başlamışlar. Avustralya sınırları içinde danışmanlık hizmeti verecekseniz mutlaka MARA denen bu kuruma kayıtlı olmanız gerekiyor. Ve bu kuruma kayıtlı kişilerin doğal olarak etik kurallar içerisinde hareket etmesi gerek. Müşterilerine işte onaylanma ihtimali düşük vizelere kesinlikle önermemeleri gerekiyor. Güncel kanunları sürekli takip edip müşterilerini etkileyecek bir durum varsa anında haber vermeleri gerekiyor. Bunun gibi birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde etik olarak davranmazsanız yetkinlik sertifikanız elinizden alınabilir. Bu da bir danışmanın kariyerinin sonu demek açıkçası. Peki kimler MARA'ya kayıt olabilir? Bir kere öncelikle ya Avustralya vatandaşı olmanız gerekiyor ya da mutlaka Avustralya oturma izniniz olması gerekiyor. Ve Avustralya'da sunulan bu göçmenlik kanun ve programlarını başarıyla tamamlamış olmanız gerekiyor. Kaydınızı yenileyebilmek için de her sene belirli seminerlere, belirli sayıda katılmış olmanız gerekiyor. Yani kendinizi hep güncel tutmanız gerekiyor. Şimdi böyle olduğunda da doğal olarak MARA'ya kayıtlı bir danışmanla çalıştığınızda bir kere öncelikle hani çoğunluğunun en azından etik kurallara göre davranacağınızı, sizi doğru bir vizeye sevk edeceğini biliyor oluyorsunuz. Buradaki tek konu aslında şimdi doğal olarak Avustralya vatandaşları ve Avustralya oturma izni olanlar MARA'ya kayıtlı olabildiği için zaten bu kişilerin çoğu Avustralya'da yaşıyor. Bu nedenle Avustralya dışında MARA'ya kayıtlı bir danışman bulmak oldukça zor. Yani bundan 5 yıl sonra ben de Avustralya'ya gidip yaşamaya başlasam ben de Türkiye'de olmayacağım aslında. Ve MARA maalesef sadece Avustralya topraklarında danışmanlık hizmeti verenleri regüle edebiliyor, kontrol edebiliyor. Avustralya dışında danışmanlık hizmeti veren kişileri denetleyecek, disipline edecek, regüle edecek, sorgulayacak bir kurum yok maalesef. Bu nedenle benim öncelikli tavsiyem bir kere mutlaka danışmanın MARA'ya kayıtlı olup olmadığını bir kontrol etmesi kişilerim. MARA'nın kendi resmi sitesinde bu danışmanların listesi var. Hatta danışmanlar hakkında bir şikayet varsa, ellerinden yetki sertifikası alınmışsa bu detayların hepsini MARA'nın sitesinde görebiliyorlar. Şimdi bunlara ek olarak evet MARA'ya kayıtlı olmak önemli, büyük bir avantaj kişi için, büyük bir güven. Bununla beraber neler ekleyebilirim? Hani bir danışmanla çalışmanın faydaları. Şimdi MARA'ya kayıtlı olduğumuz zaman bizim zorunlu üye olmamız gereken bir bilgi bankası var, online bir sistem. Bir nevi göçmenlik kanunlarının kütüphanesi diyebiliriz. Buradaki önemli konu dosyaları değerlendiren görevliler için özellikle orada özel kılavuzlar yapılmış. Yani bir vizeyi değerlendirirken o görevlinin nelere dikkat etmesi gerekiyor, hangi kriterler önemli, belirli senaryolarda nasıl karar vermesi gerekiyor, çok detaylı açıklamalar var. Biz de o kılavuzlara bakarak aslında dosyaları hazırlıyoruz. Ya da o kılavuzlara bakarak kişinin gerçekten başvurusunun riskli olup olmadığını, en başından başvurması gerekip gerekmediğini, tüm bunları çok daha sağlıklı analizini yapabiliyoruz. Bence bu portala ulaşabilmek çok büyük bir avantaj. Yani görevliyle aynı şekilde düşünüyorsunuz aslında siz. Böylece de hani riski minimuma indiriyorsunuz aslında. Bununla beraber dosyalarınıza belirli dönemlerde başvurunuzu yaptıktan sonra görevliler atanıyor. Ve görevliler atandığı zaman size belirli süreler veriyorlar. Eksik bir belge, bilgi istediklerinde işte 28 gün süreniz oluyor örneğin sizin. O deadline'ı kaçırdığınız zaman takip etmezseniz vize reddine kadar sonuçlanabiliyor. Yani vizenin, dosyanın takibi de çok önemli bir konu. Bunu da doğal olarak hani güveneceğiniz bir danışmanla yine ilerletmeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki bilgi birikimi. Ne kadar çok bir vizede başvuru yaparsanız o kadar farklı senaryoyla karşılaşıyorsunuz. Ona göre de dosyayı çok daha sağlıklı hazırlayabiliyorsunuz. Bence herhalde en önemli farkları bunlar. Evet, teşekkürler. Biraz uzun oldu gibi ama. Yok, hiç önemli değil. Bizim gerçekten bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunları biz anlatmaya çalışıyoruz, bu işin hassasiyetini. Ve özellikle de şu konuda çok olmalarına gerektiğini söylüyoruz. Evrak toplamadaki hassasiyet. Yani bu evrakların gerçek evrak olduğu, yani referanslı mektuplar veya gerçekten de gerçek kişilere ait resmi evraklar olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bunlar gerçekten kontrol ediliyor, değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, örnekler verebiliriz size hatta. Şimdi 10 yıldır yaptığım için ben bu işi çok farklı senaryolarla karşılaştım. Mesela şunu çok rahat isteyebiliyorlar. İşveren mektubuna bakıyorlar. Türkiye saat farkı var. Türkçe konuşuluyor. Elçiliği arıyorlar. Elçiliğe rica ediyorlar. Lütfen işte Hilton'u arar mısınız ve sorar mısınız? Ahmet Bey Hilton'da şu tarihler arasında çalışmış mı? Ve görevi nedir diye. Bunu isterlerse teker teker her bir mektup için yapabilirler. Bu dosyalar tabii random seçiliyor. Biraz görevlinin tutumuna da bağlı. Veya kimi görevli diyor ki, örneğin de müşterim IBM'de çalışıyordu. Ben 10 yıldır çalıştığımın ispatını istiyorum. Bütün maaş bordrolarını istiyorum dedi. Şimdi böyle bir durumda 10 yıllık maaş bordrosunu çıkaramazsınız. Ve bu çok random denk gelen talepler. Ama o talebe sizin cevap verebilmeniz gerekiyor. O zaman düşünüyoruz, hani evet o olmazsa SGK versek olur mu, şunu versek olur mu ya da banka dökümü versek olur mu? Burada da tecrübemizi kullanıyoruz. Ama özetle evet, geri geldiğinde özellikle eş vizelerinde, işveren sponsorluklarında, kalifiye göçmenlik vizelerinde çok detaylı bakabiliyorlar isterlerse o belgelere. Anlıyorum. Yani bu ne kadar hassas bir şey şu anda artık daha da bir açığa çıktı. Arkadaşlar her zaman bu soruları soruyordu. Teşekkür ederiz ve ben diğer sorulara kısaca geçmek için. Tabii ki. Hangi tür vizelere hizmet veriyorsunuz? Bildiğim kadarıyla öğrenci vizelerini almıyorsunuz. Genelde danışmanlığı diğer vize türlerine veriyorsunuz. Bunları kullanır mısınız? En çok kalifiye göçmenlik vizesi için hizmet veriyoruz. İşte 190, 491 ve 189 nolu vizeler. Birazdan kısaca bahsedeceğiz sanırım onlardan. Evet. Mezun mühendis vizesi çok yapıyoruz. Yeni mezun mühendislere sunulan özel bir vize, çok avantajlı bir vize. Bir de eş vizesi, partner vize çok yapıyoruz. En çok uzmanlaştığımız alanlar bunlar. Şimdi yavaş yavaş artık işveren sponsorlu vizeleri de yapmaya başladım. Çünkü müşterilerin bir kısmı artık Avustralya'da olduğu için. Yatırımcı vizesi çok az yapıyoruz. Çok yapmak isterim ama yatırım tutarları çok yüksek olduğu için az kişi böyle bir şeyin talebinde bulunuyor. Ama uzmanlık alanımız en çok bu vizeler. Evet. Teşekkür ederiz. Peki genelde herkes şundan korkuyor. Ya red alırsam Amerika'ya da bu etki eder mi? İngiltere'ye de etki eder mi? Avustralya bize her yere ispiyonlar mı gibisinden, hani red aldı diye. Böyle bir şey var mı gerçekten? Ülkeler arasında böyle bir şeye dikkat ettiklerini hiç sanmıyorum. Bu vice versa Avustralya için de geçerli. Yani siz gidip başka bir ülkeden red aldığınızda Avustralya için bu bir engel değil. Diğer ülkeler için de böyle olduğunu sanmıyorum. Ülkeler kendi vize kriterlerine uyup uymadığınıza bakacaklar. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela kişi turist vizesine başvuruyor, yanlış bir şey yapmış, sonra gelip mezun mühendise başvuruyor aynı ülke için. Ben kriterleri sağladığım sürece kesinlikle neden turist vizeniz red oldu, bunu da red edebilirim diye bir risk yok. Yani vizelerin kriterlerinin sağlanması önemli burada. Anladım. Bazı vizelerde red yedikten sonra başka vizeye başvuramazsın gibi şartlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oralar şöyle, haklısınız. Şimdi orada şöyle çok detay, her vize türüne göre farklı opsiyonlarınız var. Örneğin ben bir partner eş vizesine başvurduysam reddedildiyse benim eşim Avustralya'da benim için itiraz edebilir. Ben resident return'e başvuruyorsam onshore'sam ve reddedilirse başvurabilirim. Offshore'sam başvuramam. İşte öğrenci üzerine çok yapmadığım için çok detaylı bilmiyorum. Yani bazen onshore olup offshore olmanız, yani Avustralya topraklarında mı, Avustralya dışında mı başvurunuz yaptınız, bunlar da etkiliyor sizin itiraz hakkınızı. Çok exception, yani çok istisnai durumlar da oluyor. Hatta ben bir tanesini yaşadım ve çok iyi avukatlar buna itiraz edemezsin dediler. Ben şansımı deneyeceğim dedim. Örnek de şöyle, aslında bizi dinleyen genç arkadaşlarız, belki yol gösterir. Mezun mühendis vizesinde bir belge eksikti. 28 gün içinde de biz temin edemeyeceğimizi bu belgeyi mail attık görevliye. Ve bize 2 ay sonra vize reddi geldi. İnanamadık. Çünkü bize zamanında bana cevap vermediniz dedi görevli. Kural olarak ben cevap verdiğimi bildiğim için mailleri tekrar forward ettik. Burada bir hata var, belgede hazır diye. Bir avukat asla onshore olduğunuz için böyle bir kararı geri çeviremezsiniz dedi. Demesine rağmen görevlinin hatası olduğu için vizeyi onayladılar. Yani orada önemli olan benim 28 gün içinde aslında onlara geri dönebilmiş olmamdı. Şimdi bunları ben de tecrübe yaşadıkça görüyorum aslında. Ama çok istisnai durumlarda evet itiraz edebiliyorsunuz bazen de, demek ki onu görmüş olduk. Evet, bu çok önemli. İşte danışman firma kullanmanın da avantajları bu. Çünkü insan tek başına bunları yapamaz herhalde. Betül Hanım, vizesi 190 ve 189 numaralı ve sizin bir bahsettiğiniz vize türü daha vardı orada, o anda kaçırdım. 491. Evet, kısaca biz bir özet olarak bilgi alabilir miyiz sizden? Vereyim, yani detaylı hepsi ama özet olarak şimdi bu üç... Biz zaten programı bunun için yapıyoruz, yani biraz ağız alışkanlığı olmuş. Tamam, okey. Şimdi bu üç vize türü 189, 190 ve 491 bunların hepsi kalifiye göçmenlik programı altında sunulan vizeler. Ve esas en ana amacı Avustralya Devleti kendi insan kaynaklarıyla karşılayamadığı mesleklere öncelik tanıyor ve yurt dışından kalifiye elemanı ülkesine almak istiyor. Şimdi slaytlardan belki evet anlatmam daha rahat olur. Şimdi bu vizelerin, bende de 6. sayfada, sağlamanız gereken 4 ana kriteri var. Her 4 vize türü için de bu geçerli. Bu 4 kriter hepsi için ana kriter. Bir kere devletin yayınlamış olduğu bir meslek listesi var. Mutlaka mesleğinizin bu meslek listesinde olması gerekiyor. Şimdi bilmiyorum, ileride oradaki linki tıklarsak meslek listesine gider misiniz? Çünkü orada detay bir şey göstereceğim birazdan. Belki bizi izleyen birçok arkadaş hakimdir zaten buna ama yine de açıklamak isterim. Bu meslek listesi 3 kısma ayrılmış durumda. Medium, long term, short term ve regional olmak üzere. Mesleğinizin hangi bölümde olduğu da sizin başvurabileceğiniz vize türlerini belirliyor. Birazdan buna tekrar geliriz. Birinci kriterimiz benim mesleğimin bu listede olması gerekiyor. İkinci kriter mutlaka belli bir dil seviyesini tutturmuş olmanız gerekiyor. İngilizce dil seviyeniz önemli. Bir sonraki slaytta var. Kabul edilen 4 tane farklı sınav var. Ve bunlardan tutturmanız gereken minimum skorda işte IELTS her bir bölüm 6 veya PTE Academic her bir bölüm 50. Bunlar minimum skorlardır yalnız. Kişinin diğer kriterlerine göre belki tutturması gereken skor daha yüksek olabilir. Veya eyalet sponsorluğuna ben başvuracaksam eyaletin benden talep ettiği dil sınav sonucu daha farklı, daha yüksek olabilir. Bunları da göz önünde almak gerekiyor. Bunların biz çok detaylı analizini yapıyoruz kişiye yol haritası çizmeden önce. Sizin evet dil seviyeniz burada ama şuraya çıkarmanız gerek diye. Bunun da tespitini yapıyoruz. Bu da basic kriterlerimizden birisi. Yani İngilizce olmazsa olmaz kesinlikle. Üçüncü kriterimiz 45 yaşından gün almamış olmak. Size davetiye geldiği sırada. Yani bu yaş kriteri de bazen karıştırılabiliyor. Vizeye başvurduğum sırada değil, bana davetiye geldiği sıradaki yaşım önemli. Şimdi bu davetiye nedir? Seçme sistemi nasıl oluyor? Birazdan ona da geliriz. Diğer kriter de 65 puanı tutturabilmek. Kişinin belirli niteliklerine belirli puanlar veriliyor. Sizin minimum 65 puanı yakalamanız gerekiyor. Bağımsız vize yani 189 nolu 3 tane vize türümüz var dedik. 189 nolu vize için benim minimum 65 puanı tutturabilmem gerekiyor. 190 nolu vize için minimum 60 puanı tutturmam gerekiyor. Eyalet bana sponsorluk verirse bir 5 puan daha kazanıyorum. Yine minimum 65'i sağlıyorum. 491 nolu vize için ise minimum 50 puanda olmam yeterli. Bu puanı düşük olan adaylar için de avantajlı bir vize türü oluyor aslında. 15 puanda bana regional sponsorluktan geleceği için ben yine 65'e tamamlıyorum. Ama neticede Göçmenlik Bakanlığı diyor ki bir sponsorluk talep edebilmeniz için de total puanınızın minimum 65 olması gerek. Eyalet sizi çok beğense bile 60 puandaysanız olmaz. Fakat bununla beraber bu bakanlığın istediği minimum kriter ama bir eyalet sizden diyebilir ki ben makine mühendisleri için minimum 75 puanları kabul ediyorum da deme hakkına sahip. Yani onun için özetle ne kadar puanınız yüksek olursa aslında tüm bu vizeler için başvuru hakkınızın doğması o kadar yüksek oluyor. Anladım. Şimdi, siz soru isterseniz ya da devam edin, bilemiyorum. Devam edin istiyorsanız, siz bittiğiniz zaman bu kadar diyebilirsiniz. Ben de diğer soruya geçebilirim. Size kalmış. Tamam. Şimdi mesela bir sonraki slaytta örnek puan sisteminde nelere puan alabilirsiniz? İşte yaş aralığında belirli yaş aralıklarına belirli puanlar veriliyor. Eğitim seviyenize, İngilizce dil seviyenize, iş tecrübenizin süresine gibi birçok farklı yerlerden puan alabiliyorsunuz. Bununla beraber Avustralya'da okumuş kişilere ekstra puanlar geliyor. İşte Avustralya'da iş tecrübesi edindiyseniz ayrı puan geliyor vesaire. Bu puanların toplamında da benim amacım minimum bir önce 65'e ulaşabiliyor olmak. Şimdi isterseniz çok kısa bir bağımsız vize 189'dan bahsedeyim. Tabii ki. Bekliyoruz. Şimdi bu vizeye başvurabilmeniz için en önemli ana kriter, dedik ki mesleğiniz listede olacak ama meslek listesinde mutlaka medium long term listesinde olması gerekiyor. Şimdi bunların hepsinin bu arada internet sitemize zaten ulaşabilir arkadaşlar. Meslek listesini detaylı olarak orada yayınlıyoruz. Medium long term'e baktığımızda yaklaşık 200 tane meslek var. Bunların bir kısmı hemşire, doktor, mühendis, yazılımcı, IT'ciler, çok ara farklı mesleklerde bulunuyor tabii ki. Bunun anlamı aslında ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu meslek grubu bunlar. Onun için de devlet diyor ki senin bir sponsorluğa falan ihtiyacın yok. Puanını tutturursan ben davetiyeni gönderirim ve başvuru hakkın doğabilir. Şimdi burada başvuru sistemini de anlatmak isterim. Şimdi benim zamanımda 20 yıl önce böyle değildi. 60 puanda o zaman yanılmıyorsam puanını tutturan online vize başvurusunda paper-based vize başvurusunu yapıyordu, sıraya giriyordu ve bekliyordu. Şimdi ise gittikçe Avustralya popülerleşti, başvuran aday sayısı arttığı için devlet dedi ki bir dakika dedi, ben de ayrı bir sistem yapacağım. Siz önce bana başvuru niyetinizi belli edin. Buna ön başvuru ya da expression of interest deniyor. Sisteme bilgilerinizi girin. Puanınızı sistem otomatik hesaplıyor ve siz o havuzda beni davetiye göndermemi beklemeye başlayın dedi. Ve sizi sizin meslek grubunuzla beraber bir havuza alıyor, atıyor. Siz o meslek grubundaki kişilerle belirli bir sıralamaya giriyorsunuz. Doğal olarak sıralamada en üstteki kişiye davetiye denk geliyor. Diyor ki devlet her ay ben diyelim ki 15 tane makine mühendisliği grubuna davetiye göndereceğim. O meslek grubunda işte makine mühendisliği, üretim mühendisliği ve endüstri mühendisliği dalları var. Otomatik olarak belki bir düğmeye basıyorlar ve sistem sadece tepedeki ilk 15 kişiye davetiye gönderiyor. Bu nedenle böyle sorular geliyor mesela Türklere özel bir kota var mı? İşte ben uluslararası bir firmada çalışıyorum ne bileyim daha artı olur mu vesaire. Maalesef bunların hiçbirisi sistemde gözükmüyor. Sistem tamamen kişinin aldığı puana göre davetiye gönderiyor. Bana davetiye gönderildiği andaki puanıma göre o davetiye geliyor. Ve davetiyemi aldık andan itibaren ben 60 gün içinde vize başvurumu yapabiliyorum. Bu davetiye gelmeden hiçbir şekilde vize başvurusu yapamam. Yani öyle bir portal yok zaten. Bu nedenle bir danışman size gelip ben başvurunuzu yapayım diyemez. Davetiye almadan gelmeyecek başvuru hakkım bana. Bağımsız vize için sistem öyle işliyor. Güncel trendi bilmek isterse arkadaşlar ki bizi izleyenler takip ediyordur belki. 189 için kotaları bayağı düşürdü Göçmenlik Bakanlığı bir son birkaç yıldır. Kotaları düşürdüğü için de doğal olarak eskiden 65-70 puanlı adaylara hızlı sıra gelirken şu anda 80-85-90 puanlara kadar çıktı. Ama biz bu dönemin geçici olacağını düşünüyoruz. Yani çünkü siz de Avustralya'dasınız biliyorsunuz. Neticede göçmen ekonomisine dayalı bir, ayrı bir ekonomisi var. Ve bu rakamların, kotaların 2 sene sonra, 3 sene sonra tekrar artacağını, eski günlere geleceğini düşünüyoruz. Umuyoruz da. Ama şu anda evet yani yüksek puanlı aday olmak çok önemli. Bu bağımsız vize için geçerli olan bir durum. Biz genelde yaptığımız hani ön değerlendirmede müşterilerimize diyoruz ki hani bugünden yarına olmuyor bu göçmenlik vizesi işi. Eksikleriniz İngilizce burada çok önemli. En çok puan kazanabileceğiniz yer İngilizce dil seviye sınavı aslında. Hani kendinizi geliştirebileceğiniz. Mutlaka ona hazırlanıp puanını olabildiğince yükselsin, sistemde yerini alsın. Zamanla bu kotalar arttığında yüksek puanlı adaylar sistemden temizlendikçe neticede düşük puanlı adaylara eninde sonunda sıra gelecektir aslında. Anlıyorum. Peki ben burada bir şey görüyorum. Provisional Business Innovation and Investment Visa oldukça artmış. Hatta neredeyse 2 katına gelmiş. Bu ticari vizeler başvurularını pek alıyor musunuz son zamanlarda? Şimdi o bahsettiğimiz yatırımcı vizeleri Avustralya ona önem veriyor. Evet. Çünkü şöyle aslında Hindistan, Çin, Vietnam vesaire oradaki varlıklı kişilerin çok başvurduğu bir vize türü. Türkiye'den pek talep yok. Yani çünkü mesela minimum yatırım miktarı devlet hazine bonosuna yatırıyorsunuz. 4 yıl orada kalıyor. Hani çok kısa bilgi isterseniz. Şu anda 1,5 milyon Avustralya dolarıydı. Bazı eyaletler, eyalet sponsorluğuyla yine yapılıyor bu vize başvuru. Bazı eyaletler bunu daha fazlasını istiyor. Bu yatırılacak tutar. Bir de mal varlığınız da işte ne bileyim 2 milyon dolara yakın olacak göstermeniz gerekiyor vesaire. Şimdi bu paritede gittikçe arttığı için pek açıkçası Türkler tarafından çok tercih edilen bir vize tür değil. Bunun alt kategorileri var ama yani yatırım yapmanız gerekmiyor, işletme kurabilirsiniz. Fakat evet, orada da Türkiye'deki geçmişinize bakılıyor. Buradaki yaptığınız işte işinizin cirosu, buradaki mal varlığınız vesaire, onlar önemli. Sonra Avustralya'ya gidince de taahhütte bulunuyorsunuz. İşletme açacağım, şu kadar ciro yapacak, şu kadar insan çalışacak vesaire diye. Yatırımcı ve tamamen ayrı bir kategori. Dediğim gibi çok talep gelmiyor. Yani o kriterleri sağlayan çok kişi çıkmadı açıkçası karşımıza. Anladım. Evet. Çünkü bize bazı büyük firmalar mesaj atıyor. İşte belli milyon dolarlarca cirosu olan firmalar buraya da bir, mesela bir yatak firması attı bana. Ve oraya nasıl açabiliriz, bir gelebiliriz dedi. Hani gelmek için değil. O ayrı bir şey. Evet. Anladım. O şimdi kişinin amacı, hani şöyle, kişinin şirket sahibi ben gideyim, beni şirketin sponsor etsin, daimi vizeye başvurup orada kalayım diyorsa o ayrı ve zor bir süreç. Ama evet, bir şirket, büyük bir şirket, ben orada bir branch açacağım, bir ofis açacağım, oraya da kendi bir yetkilimi görevlendireceğim, Avustralya'da açılmak ve büyümek istiyorum diyorsa o başka bir süreç. Onda yardımcı olabiliyoruz. Yani aslında onda şöyle, bu tarz vizelerde benim çok tecrübem olmadığı için ben bunu bayağı bir araştırdım. Avustralya'da mesela bu işi 30 yıldır yapan başka bir danışmanla beraber yapıyoruz. O danışmanın evet, kendisi Sydney'de, hem geçmiş muhasebe background'u da var. Çünkü biraz finansı bilmeniz gerekiyor böyle şeylerde. Onunla beraber önce ön değerlendirme yapıyoruz. Bu firmanın burada açılması okey mi? Açılırsa neler gerekli? Nasıl bir elemanı gönderebilir, buraya sponsor edebilir? Bunu yaptıktan sonra hani firmanın kurulumu için yardımcı olabiliriz ama böyle gelen taleplerin hiçbirisi realiteye dönüşmedi bu arada. Öyle müşteriler çıktı, büyümek istiyoruz dediler vesaire çıktık ama açıkçası şu anda hani öyle açılan bir firma yok. Genelde kişi şirketi önce orada kurup o kurulan şirket sponsor olursa elemanına daha pratik bir yöntem oluyor açıkçası. Hmm. Ama olası vizeler bunlar. Ya onlar da işveren sponsorluğuna giriyor aslında özetle. Anladım. Betül Hanım, peki bu pandemi sürecinde bu başvuru süreçleri uzadı veya kısaldı mı veya ret oranı yükseldi mi? Hiç böyle bir istatistik elinizde var mı? İstatistik şöyle var. Şimdi offshore yapılan vizelerde mezun mühendisler ve kalifiye göçmenlik vizelerini bekletiyorlar. Uzun süredir bekliyor dosyalarımız. Dosyaları almıyoruz demiyorlar. Yani neticede biz online başvurumuzu yapıyoruz. Hatta çok yakında bir müşterimize eyalet sponsor olduğu vize başvurusunu yaptık. Yani süreç devam ediyor. Ama devlet gördüğüm kadarıyla vizeleri, hele geçici vizeleri kesinlikle onaylamıyor, bekletiyor. Çünkü o vizeleri onaylarsa zaten kişiler Avustralya'ya giriş yapamayacak. Seyahat yasağı var. Bu sefer vizeleri yanacak. Ama eş vizeleri farklı mesela. Eş vizeleri offshore başvurmanıza rağmen yine de fark etmiyor. Aile birleşimi olduğu için çok hızlı onaylanıyor. Hatta biz şaşırdık. Yani Covid döneminde 8 haftada onaylanan eş vizeleri var. Normalde ne bileyim 8 ay 9 ay sürüyor aslında. Ama Covid'den dolayı red olma diye bir olay yok. Yani siz sadece bekliyorsunuz. Bekleme sürecine giriyorsunuz. Hmm. Evet. Peki bu yani bizim başımıza gelmedi. Evet, evlilik vizelerinden sorularım olacak. Buradaki olsun, Türkiye'deki arkadaşlar olsun. Bu konuda çok soru soruyorlar bize. Buradakiler gidip Türkiye'den buraya evlenip getirebileceğini düşünüyorlar. Türkiye'den buraya gelenler, buraya geldiği zaman hemen birisiyle tanışıp evlenip buradaki sürekli oturum vizesini alabileceğini düşünüyorlar. Bu işler bu kadar kolay mı? Evraklar ve inceleme süreci nasıl geçiyor? Şimdi her türlü örnek yaptığım için zamanında hepsini hakim. Hatta kendi eşimle eş vizemi de ben yaptım. Eşime sponsor oldum. Orada öğrenciyken de çok arkadaşım bu tarz şeyler de denedi. Şimdi bir kere evlendik ve bir evlilik cüzdanıyla neticede yapılmıyor bu başvuru. İlişkinin gerçek olup olmadığına çok dikkat ediyorlar. Siz vize başvurusu için, şimdi bütün vizelere herkes nereden bakıyor? Home Affairs'ın sitesinden bakıyorsunuz. Bütün vize türlerine dışarıdan bir vatandaş olarak. Orada vize kriterleri güzel yazıyor. Diyor ki evidence of genuine relationship, gerçek olduğunu ilişkinizin gösterin. Ama onun altına çok kısa şeyler yazmışlar. Halbuki biz hem tecrübemize göre hem de bu kılavuzlara göre bakıp görevlinin nelere baktığını artık çok iyi biliyoruz. Kesinlikle çok detaylı bir dokümantasyon lazım. Bence ilişkinin gerçekliğini önce ispatlamak lazım. Bir geçmişiniz olduğunu, bu geçmişi destekleyecek birçok belge vermeniz gerekiyor. Bunları da çok detaylı inceliyorlar. Hele kişi öğrenci olarak Avustralya'ya gittiyse, vizesinin bitmesine yakın falan evleniyorsa bunlar tehlikeli süreçler. Bunu çok daha detaylı sorguluyorlar. Böyle yaptığım başvurular da var ama bunlar hani Benim görevim değil tabii o başvuruları sorgulamak. Bunlar Avustralyalı görevlilerin sorgulaması gereken neticede şeyler. Ama orada gerçekten ciddi bir ilişki var. İşte 1,5 yıldır date ediyorlar. Aynı eve taşınıp yaşamaya başlamış bu çiftler vesaire. Onlarda hiç sıkıntı yaşamadık. Hepsinin vizesi onaylandı. Teşekkürler. Yani arkadaşların bu konuda herhalde net bir bilgi sahibi oldular. Zaten bu iş o kadar basit olmadığını söyledi. Zaten benim bir tanıdığım vardı burada. Çok titiz olsunlar. Yani çok titiz olmaları gerekiyor bence o dokümantasyon konusunda kesinlikle. Ha, burada resmi olarak evli olup da bir kişinin oturma izni alıp bir kişinin alamadığını duyduk yani bize. İnandırıcı olmayınca doğru. Vermiyorlar. Resmi olarak doğru. Evli olmalarına. Doğru, doğru. Yani bir evlilik cüzdanı yeterli değil kesinlikle. Evet. Biz arkadaşlarımızın sorularına da yavaş yavaş geçmeye başlayacağız bu arada. Hı? Tamam. Şey, anlatması acaba? Betül Hanım. Betül Hanım, başka bir şey anlatacak mıyız bu slide üzerinde? Var mıydı benim atladığım veya? Aslında şöyle, 2 tane daha vize türümüz var. Belki arkadaşlar onları da soruyor. Kalifiye göçmenlik, bağımsız vizeyi anlattık. İsterseniz eyalet sponsorluklu vizelere de kısaca değineyim. Onu da biz eklemeye çalışıyoruz şu anda. Aynen. Şimdi ben de kendi bilgisayarımdan bakayım. De mezun mühendisi de anlatacağız. Şimdi 190 nolu vizede eyalet sponsorlu vizesi olarak geçiyor. Kişinin eğer mesleği bu medium long term listesinde değilse 190 nolu vizeye ve birazdan anlatacağım 491 nolu vizeye başvurabilir. Bunun özelliği de şu aslında. Devlet diyor ki benim diyor aslında bu diyor short term listesindeki regional listesindeki meslek dallarında çalışanlara çok ihtiyacım yok. Fakat eyalet bazında belki de bazı eyaletlerin ihtiyacı varsa ekonomik açıdan örneğin atıyorum Western Avustralya'da maden çoksa belki orada maden işçisine daha fazla ihtiyacı var. Madende çalışacak farklı sektörlere. O zaman diyor siz diyor eyalet olarak kendi özel listenizi yapın ekonomik ihtiyaçlarınıza göre ve bu adaylara sponsor olabilirsiniz diyor. 190 nolu vize de daimi bir vizedir. Permanent vize olarak geçer. Çok avantajlı bir vize. Buradaki önemli olan şey eyaletin sponsorluk listesinde mesleğiniz olmalı ve eyaletin sizin sponsorluk talebinizi kabul etmeli. Bu puanlar yükselmeye başladığında bizim en çok yaptığımız vize türlerinden biri 190 nolu vizeydi. Bazı mesleklere bazı eyaletler çok güzel sponsorluk veriyor. Yine aynı sistem. Önce ön başvurumu giriyorum ben, expression of interest giriyorum. Sonra bana sponsor olacak bir eyalet varsa gidiyorum, onu buluyorum, ondan sponsorluk talep ediyorum. Eyaletin sizin sponsorluk talebinizi onaylamama hakkı var. Dilerse onaylamayabilir. Neticede eyalet biraz daha CV bazında bakıyor. İyiyse kişi işte profili iyiyse, puanı yeterliyse farklı adaylarla aynı anda başvurabiliyorsunuz. İşte belki tecrübeniz daha fazladır. Eyaletin kendi içinde ayrı seçme kriterleri olabiliyor. Sizin sponsorluk verdiği anda yine Göçmenlik Bakanlığı vizeye davetinizi gönderiyor ve vizeye başvuru hakkım doğuyor benim. Eyalet bana sponsorluk vermezse vizeye yine başvuramıyorum. Bir sonraki slide 491 nolu vize. Hemen şimdi, onu da ayarlayalım. Evet, bu vizeyle de çünkü ilgili sorular geliyor anladığım kadarıyla. Şimdi evet. Bu vizede şöyle ihtimaller, evet birincisi kişinin mesleği medium long term'de de değil, short term'de de değil sadece regional listesindeyse sadece bu vizeye başvuru hakkı doğuyor. Bu şartlı bir vize, daimi vize değil, permanent bir vize değil. Size aynen 190 gibi bir region bu sefer sponsor olursa bu vizeye yine başvuru hakkınız doğuyor. Fakat burada devlet diyor ki regional bir bölgede minimum 3 yıl yaşayın ve çalışın sonra ben size daimi vizenizi de vereceğim diyor. Yani aslında kalifiye elemanı biraz region'a çekmek istiyor. Bu regionları çok genişlettiler. Bence hala çok avantajlı bir vize. Şu anda Sydney, Melbourne ve Brisbane dışında aslında tüm Avustralya regional geçiyor. Yani ben South Avustralya'da Adelaide gibi bir şehirde yaşayarak 491 nolu vizeyle aslında gayet normal hani hayatımı standartıma devam ederim. Büyük şirketlerde çalışabilirim. Neticede bu alanı oldukça genişlettiler. Tek hani burada dayanılması gereken şey 3 yıl boyunca o regionlarda çalışıp yaşamanız gerekiyor. Bu aynı zamanda puanı düşük kalan adaylar için de avantajlı bir vize. Diyelim ki ben matematik mühendisiyim ama puanım 65'te ve bana biliyorum ki 189 için davetiye gelmeyecek. O zaman ben herhangi bir region'dan sponsorluk alabilirsem Dolayısıyla 189 için belki hani 2-3 yıl davetiye gelmesini bekleyeceğim ama 191'den sponsorluk alırsam en azından Avustralya'ya gidebilme imkanım olacak. O 3 yıl dayanıp orada geçirdikten sonra yine daimi vizeye başvuru hakkım da olacak. Yani bu vize aslında herkese açık bir vize. Yani tüm meslek listesindeki kişilere açık bir vize. Anladım. Peki şunu sorabilir miyim? Skill assessment denilen denklik başvurularını firmanız yapıyor mu? Yapıyor. Çok yapıyoruz onu. Şimdi şöyle, bu vize başvuru süreçlerinde dedik ki onu atladım, iyi söylediniz. Ön başvuru yapıyoruz. Expression of interest giriyoruz. Birinci adım bu dedik. Ben bu birinci adımı girerken mutlaka elimde mesleki denkliğim ve dil sınav sonucum olması gerekiyor. Bunlar olmadan kafama göre ön başvuru giremiyorum. O nedenle de biz danışmanlık hizmeti verirken birinci adımımız zaten meslek denkliği alınması. En başından kişilerle beraber oturup bir detaylı analiz yapıyoruz. Meslek denkliğini alması mümkün mü? Denkliğini alırsa iç tecrübesinden kaç puan gelecek? Bizim bir öngördüğümüz puan var. Ona göre meslek denkliğine başvuruyoruz. Meslek denkliği sonucu geldikten sonra tamam diyoruz. Şimdi dil sınav sonucumuz ne oldu? Kaç puandayız? Okay, next. Ön başvuruya girelim. Bir an evvel bir eyalet mi arayalım? Yoksa yok puanımız fena değil, 189 nolu havuzda beklemeye devam mı edelim? Bunlar zamanla kişinin puanlarına göre verdiğimiz kararlar oluyor aslında. Yani en başından bir vize türüne hemen karar vermek durumunda kalmıyoruz. Evet. Peki bu MÜDEK ve ABET onaylı başvurular, özellikle de bu yeni mühendis vizesinde bu geçiyor. Arkadaşlar diyor ki evet, ben okuduk, bizim okulumuz vardı diyor, ben mezun olduğumda bu MÜDEK onayı kayboldu diyor, çıktı diyor veya ben geldikten sonra geldi diyor. Bu durumlarda başvuru hakkı hala oluyor mu yoksa olmuyor mu? Şimdi orası böyle muğlak bir konuydu. Bunu ben de çok araştırdım. Şöyle, özünde cevap olarak bunu çok araştırdım, yetkili kurumlara da sordum. Bizim de danışmanlık aldığımız kurumlar var. Avustralya'da üye olduğumuz bir kurum var. Onlarla kanunları paylaşıyorsunuz, takıldığınız yerleri soruyorsunuz. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar kişinin bölümünün müdekte olması yeterliydi. Bütün başvuruları yapıyorduk biz ve onaylanıyordu. Yani akreditasyon tarihi önemli değildi ama bölümünün müdekte olması gerekiyordu. Şimdi bu çok gündemde olan bir konuydu. Bayağı bir yazışma yaptık biz bu kurumlarla ve bize en son şöyle bir cevap geldi. Çok yani 30 yıldır falan bu işi yapan danışmanlar. Üniversitenin müdekte olması yeterli dediler. Hatta bölümün bile olması gerekli değil dediler. Yani institution, sizin mezun olduğunuz üniversitenin müdekte olmuş olması yeterli deniliyor şu anda. Bu cevaba göre de biz okey diyoruz. Müdekte üniversiteniz olduğu sürece bölümünüz olmasa bile başvuru hakkınız var. Aynen ABET gibi aslında. Şimdi kabul edilen iki liste var biliyorsunuz mezun mühendis için. MÜDEK ve ABET listesi. ABET'te bölüme bakılmıyor. ABET'te üniversitenizin olması yeterli. Yani bölümünüz mühendislik dalı olduğu sürece. Aynı şey MÜDEK için de geçerli aslında. Anladım. Yani bu birazcık yani işte danışman firma gene burada özellikle öne çıkıyor. Peki benim daha çok sormak istediğim, bizim platformlarımızda da sık sık dönen bir soru var. Avustralya Yaşam'ın danışmanlık ücretleri nasıl hesaplanıyor? Ve bu başvuru nasıl bir para harcanıyor? Nasıl oluyor? Bir tür bir ilginç rakamlar dönüyor. Biz tabii bunu birbirini tutmayan rakamlar dönüyor. Evet, hiçbirbirini tutmuyor. Bize bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz? Şimdi vize ücretleri netçede çok net ve belli. Atıyorum mezun mühendise başvuruyorsanız şu anda 410 dolar vize ücreti var. Yani bunun farklı bir şeyi olamaz zaten. Devletin resmi sitesinde yazıyor. Biz kendi danışmanlık ücretlerimizi çok açıkçası internet ortamında paylaşmıyoruz. Ama fix ücretlerimiz bizim de ve biz en başından müşterimize çok net ücretimiz bu. Şu aşamada şunlar alınıyor ve karşımıza çıkacak maliyetler bunlar diye kalem kalem bunları yazıyoruz. Yani bize direkt bilgi@avustralyadeşam.com'a mail atarsa arkadaşlar, bunun için zaten çok özel hazırlanmış listelerimiz var. Otomatik olarak paylaşıyoruz. Yani öyle kafamıza göre hani bir bakalım durumunuza nasıl bir ücretlendirme yaparız falan demiyoruz. Hani kardeşim de gelmiş olsa aynı ücreti sunuyorum. Başka bir arkadaş da gelse aynı ücretleri sunuyoruz kendileri. Başından paylaşıyoruz. Teşekkürler. Yani size ulaşıp e-mail ulaşsalar bile bu yeterli. Aynen. Diyorsunuz. Yani için hiç bekletmiyoruz. Zaten sunumumuzda her şey yazıyor, gönderdiğimiz sunumda. Sağlamaları gereken kriterler, ücretlerimiz, hangi aşamada ne veriyor, maliyetler, her şey çok net yazıyor orada. Tamam. Çok teşekkürler. Aslında bir vize daha vardı. Onu da soracaktım ben şimdi. Ben de yıllar önce aileme hep aile birleşim vizesi getirdim. Birleşim vizesi. Bu vizeler bayağı değişti. Yani eski oranla çok değişti yıllar öncesine. Son şartlar bilginiz var mı? Zor değil mi? Yani eskisi gibi değil herhalde. Şimdi aile birleşiminde şöyle, sizin bahsettiğiniz muhtemelen bu anne babayı getirmekle ilgili olan bir vize, parent vize olabilir. Şimdi parent vize sizin zamanınızda ne kadar kolay zordu bilmiyorum ama oradaki asıl sıkıntı şu, devlet parent vizeyi iki kategoriye ayırdı. Bir tanesinde çok az kota var, vize ücreti çok düşük ama bekleme süresi 15 yıl falan ve bu gerçek, yani ben bunu 10 yıl önce okurken okulda söylemişlerdi. Yanlış anladım herhalde. Hani 15 ay falan demek istiyorlar diye düşünmüştüm. Değil. Sonra devlet dedi ki biz bundan herhalde para da kazanalım demiş olabilirler. Ayrı bir kategori açacağım. Anne veya baba başına gelecek kişiye yaklaşık $40.000 kadar bir vize ücreti öderseniz bunu daha hızlı değerlendireceğim. Neticede o da bir permanent vize, aynen. Aile birleşimi vizesi. Böyle bir ayrı bir vize türü açtılar. Fakat orada da yığılma o kadar çok var ki biz o vizeleri yapıyoruz. 4 yıldır bekleyen dosyalarımız var. Yani sözde hani birkaç senede onaylanacaktı. Onların da süresi uzadı şimdi. Aile birleşimi vizelerinde. Ebeveyn vizeleri diye geçiyor bunlar da. Parent vize diye geçiyor. Evet. 4 yıla bayağı fazla. Bekleme süresi uzunmuş. Evet. Ben buraya ilk geldiğimde birisi onlar 10 yıl sonra almışlardı böyle bekleyerek ücret vermeden. 14 yıl sonra almışlardı. Çok büyük, uzun zaman ya. Gerçekten kolay da değilmiş dediğiniz. Maalesef. Bu slaytlardan geçeceklerimiz kaldı mı Betül Hanım, yoksa sorularımıza geçelim mi? Sanırım nitelikli mezun vizesi geçecekti. Evet, bir tanesi. Bir tek o kaldı. Onu da üstünden özet geçeyim isterseniz. Çünkü bu çok popüler bir vize ve bunu hani mühendis arkadaşlar için çok avantajlı bir vize. Şimdi bu vizelerde de 4 tane sağlamamız gereken ana kriter var. İlki mutlaka işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi üniversitemizin MÜDEK veya ABET listesinde olması gerekiyor. Bu listelerin hepsine detaylı olarak internet sitemizden ulaşabilir arkadaşlar. Diğeri mezuniyet tarihimin üzerinden 2 yıl geçmemiş olmalı. 31 yaşın altında olmam gerekiyor vizeye başvurduğum sırada. Vizenin ne zaman onaylandığı, ne kadar değerlendirildiği süre olarak önemli değil. Başvuru sırasındaki kriterler bunlar. İşte 2 yılda başvurduğum sırada geçmemiş olması gerekiyor. Bir de belirli bir dil seviyesi puanını tutturmuş olmanız gerekiyor. İşte IELTS'ten ortalama 6'yı kabul ediyorlar ama işte her bir bölüm en az 5 olmalı. Bunun gibi birkaç tane daha farklı sınav var bir sonraki slaytta. Onlar detay ama İngilizce dil seviyesi de şart yine bu vizelerde. Tabii ki. Kriterleri hem basit, size 18 aylık çalışma hakkı veriyor. Vizeniz çıktıktan sonra yaklaşık bir yıl içinde mutlaka giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra bu 18 ay başlıyor. Eşiniz varsa eşiniz vizeye dahil oluyor. Onun da çalışma hakkı oluyor. Hani bu göçmenlik vizesi şu anda zor gelen arkadaşlar için, hani puanını daha tutturamamış vesaire, çok avantajlı bir vize. Bu vizeyle gidip Avustralya'da işveren sponsoruyla vesaire kalan müşterilerimiz oluyor. Çok güzel bir yol onlar için. Zaten onların birçoğu da bize mesaj attı. Hatta şu anda bu vizeleri büyük ihtimal izliyorlardır da bazıları, eminim. Ben birkaç tanesi verdiydim yani. Çok teşekkürler. Okay. Başka bu şeyde kalmadı herhalde, değil mi? Slaytlarda kalmadı. Slaytlarda kalmadı. Aynen. Kalmadı. Evet. Sorularımıza geçelim arkadaşlar. Heyecanlı biraz herhalde. Burak direkt şeyde yapabilirsin istiyorsan bazı soruları. Şimdi soruların çoğu zaten yukarıda kaldı da olsun, ben bir şöyle ilk karşıma geçenlerden bakalım. Bunu MARA'ya kayıtlı göçmen nasıl oluyor demiş, onu anlattıydık zaten. Evet. Merhaba, şu soruyu okuyabilirim. Aslında şuradan da bakabilirsin abicim. Değil mi? Merhaba, ben gıda mühendisi öğrencisiyim. Bölümüm MÜDEK akredite. Kolay iş bulunabilir mi? Biz aldıktan sonra önce mi sonra mı iş bulmalı demiş. İş bulma konusunda yardımcı olur musunuz? Hangi dil sınavı? Ben de bakıyorum soruya şu anda. Yani iş bulma ile ilgili oldu, ben de size doğru bir yer bilmiyorum burada. İş bulmak kolay mı? Vize aldım. Şimdi birincisi iş bulmak vesaire çok kişiye spesifik bir şey aslında. Şunu söyleyebilirim ama mezun mühendis vizesiyle giden ve hatta ben bizzat bazılarıyla Avustralya'da tanıştım. giden müşterilerimizden. Hatta şaşırım, bir kısım çok rahat iş buluyor kendi dalında. Yeni mezun olmalarına rağmen, çok tecrübeleri olmamalarına rağmen, hatta bunu konuştuk da, hani kalifiye göçmenler gidip daha bazen zor iş bulabiliyorken siz nasıl bu kadar rahat bulabiliyorsunuz diye. Anladığımız kadarıyla firmalar aslında çok high level, yani çok fazla tecrübesi olan değil, daha junior mühendisleri tercih edebiliyorlar. Deniyorlar. Onlar çünkü çok hani hem Türkiye'den mezunların sanırım mühendislik bilgisi bayağı iyi, detaylı. Hem de firmalar junior seviyede çalıştırmaya daha kendi için avantajlı buluyorlar diye anlıyorum. Onun için mühendislerin rahat iş bulabileceğini düşünüyorum. Ama bununla beraber sahip oldukları bence İngilizce dil seviyesi, mülakatlarda kendilerini nasıl anlattıkları çok çok önemli. Bu da büyük bir faktör. Ama şunu hiç tavsiye etmiyorum. Vizeniz çıkmadan, CV'nizin üzerinde bir Avustralya adresi olmadan uzaktan iş aramayın. Moraliniz bozulur. Yani bunların hepsini ben de duydum birçok kişiden. Şöyle elemeler yapıldığını söylüyorlar. Yani bir kere adres, Avustralya adresi olmadığında bile CV otomatik olarak başka bir yere gidiyor. Yani düşmüyor bile o CV'yi değerlendirecek kişinin önüne bazen denildiğini duydum. Bu da yani doğru olabilir. O nedenle hani Avustralya'ya gitmeden şöyle, tabii çok niş, çok spesifik bir iş yapmıyorsanız, hani çok özel aranılan bir şey yapmıyorsanız, daha yeni tecrübeniz varsa ben uzaktan iş aranmasını çok tavsiye etmiyorum. Ya da böyle bir network'ünüz falan yoksa, hani bir tanıdığınız yoksa, yerinde bulmak çok daha rahat oluyor o işi. Anlıyorum. Ya bu çok önemli bir soruymuş aslında. Yani iş konusu çok kolay gibi gözüküyor arkadaşlara ama halbuki iş öyle de değil diyorsunuz. Diğer sorulara geçelim Burak. Ben şunu bir soralım mı Ali'nin? Evet, Ali'ninkini soralım. O bize yansıtıcı. Sen oku abicim, ben buradan bulayım. Ali diyor ki, Betül Hanım öncelikle hoş geldiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Subclass 476 vizesine başvurmak için belgelerim hazır. En erken zamanda başvurmalı mıyım diyor. Ve yani beklemenin bir anlamı yok herhalde ama bu konularda. Şöyle düşünsünler, ne kadar hızlı çıkmasını istiyorlarsa tabii ki o ana kriterleri kaçırmamaları gerekiyor. Mezuniyetlerin üstünden 2 yıl geçmemesi gerekiyor, yaş 31 olmamalı vesaire, buna dikkat ederek. Şöyle düşünmeler, şu anda sürekli birileri başvuruyor bu vizeye ve sistemde yerini alıyor. Ne zamanki sınırlar açıldı ve bu dosyalar değerlendirilmeye başladı, doğal olarak vize başvurusunu ilk yapmış kişilere önce sıra gelecek. Siz bu süreci ne kadar geciktirirseniz, ne kadar geç başvurursanız sizin dosyanıza da o kadar geç sıra gelecek. Ama benim çok aciliyetim yok, hemen Avustralya'ya gitmeyeceğim vesaire diyorlarsa başvurmayabilirler. Hatta şöyle bir şey tavsiye ediyorum ben. Mümkünse Türkiye'de olabildiğince iş tecrübesi edinsinler. Ondan sonra Avustralya'ya gitsinler. Burada edineceğiniz minimum bir yıllık bir iş tecrübesi orada çok işinize yarayacak. Kesinlikle. Ona biraz daha sonradan başka bir şey daha ekleyeceğim. Mezun mühendislerle çok gördüğüm için, sağlıklı bir yol haritası çizmek için. Şimdi şöyle bir planları varsa kafalarında, belki yeri geldiği için de hemen söyleyebilirim. Ben işte vizemi alayım, gideyim, Avustralya'da bir şirket bulayım, çalışayım, bana sponsor olurlar diyebilirler. Çok güzel bir yol. Fakat işveren sponsorunda çok önemli bir ana kriter var. Sizin size önerilen pozisyonda minimum 2 yıllık iş tecrübeniz olması gerekiyor ve mezun olduktan sonra 2 yıl iş tecrübeniz olması gerekiyor. Bu mühendislere spesifik bir şey. Yani ben mezun olurken çalışmış olabilirim, stajyer olabilirim ya da bir şirkette part-time çalışmaya başlamış olabilirim vesaire. Bunlar iş tecrübesi sayılmıyor. Ben mezun olduktan sonra en az 2 yıl iş tecrübesi edinmeliyim. Bunun 1,5 senesi Türkiye'de olabilir, 6 yıl Avustralya'da olabilir ama minimumda 2 yıla tamamlarsam ancak firma bana sponsor olabiliyor. Daimi vize için sponsorluk istiyorsam minimum 3 yıl iş tecrübem olması gerekiyor. Bunları göz önüne alarak hareket ederlerse çok rahatlarlar. Şimdi ben çok çeşitli arkadaşlarla çok hani ortak çalışıp çok mezun mühendisten işveren sponsorluğuna giden süreçte yardımcı oldum. Tecrübeleri yoksa tıkanıp kalıyorlar. İş yeri sponsor olmak istiyor. Bunların vizesi dolmak üzere ama sadece 1 yıllık iş tecrübeleri var. Bir şekilde sponsor olamıyor. O da acı oluyor. Hani siz hazır sponsor olacak bir firma bulmuşken ana kriteri sağlayamadığınız için onun bir exceptional durumu yok maalesef. Onun için tecrübe edinmeleri çok önemli bu süreçte. Betül Hanım, bir şey soracağım o zaman size. Bir vizeye başvurduğunuz zaman Avustralya'da otomatik olarak köprü vizesine geçiyor musunuz? Yoksa diğer vizenin bitmesine göre mi ayarlanıyor bu? Nasıl oluyor? Böyle bir şey var mı? Avustralya içindeyken başka bir vize, şimdi sorunuzu doğru anlıyorum, başka bir vizeye başvurduğunuzda şöyle, elinizdeki vize bittiği anda otomatik olarak köprü vizesi devreye giriyor. Yani siz özel bir köprü vizesine başvurmuyorsunuz aslında. Ben elimdeki diyelim ki mezun mühendis vizem bitmek üzereyken işveren sponsorluğuna başvurdum. Mezun mühendis vizem bir ay sonra bitiyor. Bittiği anda sistem otomatik olarak benim köprü vizemi aktifleştiriyor. Böylece ekstra bir vizeye başvurmam gerekmiyor bir daha ve otomatik olarak da legal olarak kalma hakkına sahip oluyorum Avustralya'da diğer vizenin sonucunu beklemek için. Hmm. Evet, bu güzel bir soruydu. Diğer soruya geçelim Burak'cığım. Uğur'un ki. Evet. Subclass 189 vizesi aldık diyor mesela. Ve bu meslekte diyor grubunda çalışmak zorunda mıyız? Veya başka bir meslek grubunda çalışabilir miyiz herhalde? Böyle bir anlamda bir soru var. Güzel soru. Bu arada şeyi söyleyeyim. 189'la beraber diğer bütün vizelerde 190, 491 hatta mezun mühendis 476 hiçbirisinde kendi mesleğinizde çalışmak zorunda değilsiniz. Çok esnek vizeler bunlar. İsterseniz gidip restoran açarsınız, kafenizi işletirsiniz. Çok serbestsiniz. Kendi işletmenizi kurabilirsiniz. İsterseniz hiç çalışmayabilirsiniz. 189 ve 190'da geçerli. 491'de çalışmanız gerekiyor ama neticede mesleğinizi yapma zorunluluğunuz yok. Bu çok önemli bir soruydu. Gerçekten insanlar eğer ben o meslekte iş bulamazsam Avustralya benim vizemi iptal eder mi? Bizi kapıya koyar gibi sorular alıyorduk. Ya onların gönlünden geçen tabii mesleğinizi yapmak ama şöyle bakıyorlar özünde onlarda. Siz diyelim ki zaten Avustralya kalifiye göçmenlikte atıyorum 8 yıllık bir mimarı alıyor bu vizeyle. Zaten 8 yıllık bir mimar kendi mesleğini Avustralya'da yapmaya devam etmek istiyor. Kolay kolay kimse dalını değiştirmiyor ama böyle bir zorunuz yok tabii ki. Evet, evet. Çok önemli bir soru daha geliyor. Bizim de öğrenmek istediğimiz. Fatih Aslanboğa sormuş. Class 491. Ailemle geldiğimde çocuklarım devlet okullarında ilk orta düzeyi ücretsiz olarak eğitim alabilir mi? İlk 5 yıl geçici statü PR durumu olmamasından dolayı diyerek parantez içine almış olayı. Açıklama. Bunu da araştırdık. Soranlar oldu bayağı. Şimdi normalde maalesef 491'de yabancı öğrenci kategorisinde görüyorlar gelenleri ve okullar belli bir ücret alıyor. Ama bununla beraber çok farklı hikayeler duydum ben kendi müşterilerimden. Geçmişte bunun diğer versiyonu 489 nolu vizeydi. 2 yıl yaşayıp çalışmanız yeterliydi. Bu 491 çok yeni devreye girdi. Fakat 489 nolu vizelerde de örneğin bir müşterim Northern Territory'ye gitti. Biz okula yıllık $150 verdik dedi. Yani bu okuldan okula da benim gördüğüm kadarıyla değişiyor. Ama Sydney'de çok popüler bir okula gönderiyorsunuz. Onlar $5000 istiyormuş öğrenci başına. Benim anladığım kadarıyla biraz eyalete göre ve gideceği okula göre de bu ücretlendirme değişiyor. Ama evet bir ücret mutlaka alınıyor maalesef siz daimi vizeye geçene kadar. 491'de şunu getirdiler. Sağlık sisteminden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Medicare Avustralya'da ana sağlık sistemi. Eskiden bunlara izin verilmiyordu geçici vizede. 491'de en azından bu hakkı verdiler şimdi. Bu da önemli bir nokta tabii. Çünkü çok Avustralya'da sağlık masrafları gerçekten korkunç boyutlara çıkıyor. Önemli bir soru daha var. Özellikle sağlık çalışanları Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'deki durumlardan dolayı sağlık çalışanlarından çok mesaj almaktayız. Bir şekilde Avustralya'ya ve mesleğimizi yapmak istiyoruz. Veterinerlerin birçok mesajını almaya başladık ve şu anda da Sait arkadaşımız, Sait kardeş Türkiye'den bildiriyor, soruyor. Veteriner hekimlik için meslek denklik almada sorun yaşanıyor mu? Sağlık alanlarında diploma geçerliği Avrupa'da sıkıntı oluyor. Avustralya için bilgi verirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim demiş kendisi. Okay. Şimdi sağlık sektöründe de sizin uzmanlık alanınıza bağlı olarak cevap çok değişiyor. Ama veteriner için şunu söyleyebilirim. Şimdi veteriner müşterim olmadı ama çok ön değerlendirme yaptık. Gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Biraz kişiye bağlı. Veterinerlerin girmesi gereken sınavlar var. Bu sınavları geçerlerse mesleki denkliklerini alıyorlar. Bu güzel bir şey. Çünkü her meslek için böyle bir opsiyon sunulmayabiliyor. Sınav sadece yeterli olmuyor. Ama diş hekimleri ve veterinerler için belirli sınavlar var. Bunlara girmeniz gerekiyor. Daha detaylı bilgi için bize yine ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi benim de ezberimde yok. O sınavlarla beraber mülakat var mıydı vesaire. Ben de onların resmi sitelerine bakarak tekrar kontrol ediyorum. Ama bir hemşire için, bir doktor için süreç çok daha farklı. Hemşirelerin mesela eğitimleri kesinlikle sayılmıyor maalesef Türkiye'deki mezun hemşirelerin. Ben onların gidip Avustralya'da yeniden okuması gerekiyor diye biliyorum. Doktorsanız süreç farklı. Sadece sınav yeterli değil vesaire. Ama veterinerler için daha kolay bir süreç, öyle diyeyim. Betül Hanım, hiç doktor gönderdiniz mi buraya bu şekilde? Peki hiç var mı öyle müşterimiz, evet, oldu? Yok, doğru söyleyeyim. Hiç kimseye göndermiyoruz. Bunu da en başından söylüyoruz. Doktorlar bize ulaşıyor. Onların ön değerlendirmesini yapıyoruz. Yani pre-assessment diyoruz biz buna. Gidebilir misiniz? Gitmeniz için neler gerekli? Zaten o değerlendirmenin yarısı denklik nasıl alınır? Onunla ilgili. Doktor müşterimiz olmadı. Orada çünkü süreç çok uzun ve kimse sanırım bu yola girmek istemiyor gördüğüm kadarıyla. Yani 2-3 yıllık bir süreç var. Bu süreçteki en önemli kısım Avustralya'da size bir hastanenin sponsor olması ve orada belirli doktorların gözetmenliği altında bir çalışmanız gerekiyor. En az bir 12 ay. Bu süreçte adımlardan bir tanesi. Sanırım en zor adım da burası oluyor. Yani hastaneyi bulmak, işi ayarlamak. Onun için de pek olmadı doktor açıkçası müşterimiz. Yani daha önce böyle bir başvuru almadınız. Burak, diğer soruyalım. Ozan'ın bir sorusu varmış. Ozan diyor ki diş hekimliği için denklik alınabilir mi diye, buna bağlantılı olarak bir sorayım size. Diş hekimliği de gidebiliyor mu? O da herhalde aynı. Onlar da alabiliyorlar. Yani veterinerler gibi onların da girmesi gereken sınavlar var. Bence diş hekimliği de avantajlı. Çünkü orada da hani en azından sınava girerek sınavı geçerseniz denkliğinizi alabiliyorsunuz. Avantajlı. Yani o sınavı geçip geçememek size kalmış oluyor. Diş hekimlerinin dikkat etmesi gereken nokta şu. Mesela böyle bir sürece biz başlamadan önce dediğim gibi değerlendirmesini yapıyoruz. Diş hekimleri short term listesinde. Mutlaka bir eyaletin sponsor olması gerekiyor. Bir kere önce sponsor olan eyalet var mı? O eyalet listelerini teker teker taranması gerekiyor. Yani böyle bir ihtimali var mı? Önce bunun tespit edilmesi gerekiyor. Herhangi bir denklik sürecine girilmeden önce. Anladım. Teşekkürler. Gökçen'in bir sorusu vardı. Burada diyor ki sanat dallarında çalışanlar için herhangi vize öneriyor musunuz diyor. Herhangi bir vize. Ben fotoğrafçıyım. 10 yıldır çalışıyorum. Hangi vizeyi önerirsiniz gibisinden bir soru gelmişti. Şimdi çok şöyle Global Talent diye bir vize var. Hani çok özel yetenekliyseniz farklı bir vize türü var. Fakat orada gerçekten uluslararası işte arenada ödüller almış olmanız gerekiyor. Avustralya'da sizi bu konuda destekleyecek bir sponsor olması gerekiyor vesaire. Onun dışında geriye tek opsiyon yine burada anlatmış olduğumuz opsiyonlar kalıyor. Meslek listesinde atıyorum fotoğraför var, bir takım meslekler var. Hani oradan ilerleyebilir mi? Bakılması gerekiyor. Yine kalifiye göçmenlik vizesine dönüp dolaşıp geliyoruz aslında. Onun dışında sanatçılara daha özel hani daimi yaşama ve çalışma hakkı veren bir vize türü yok. Okay. Teşekkürler. Sorular bayağı gelmiyor. Bir de Burcu'nun diye bir arkadaşımızın sorusu var. Yeni mezun vizesine başvuracağım fakat yaşım 30 diyor. Yaşımdan dolayı iş bulmakta veya vize almakta sıkıntı yaşar mıyım diye sormuş. Şimdi demin dediğim gibi vizenin en önemli şeyi kriteri sağladığınız sürece sizin 31'e basmak üzere olmanız da önemli değil. Benim için önemli olan başvurduğum tarihte 31 yaşından gün almamış olmak. Onun dışında görevli neden geç geldin de bu saatte başvurdun diye sizi sorgulamıyor. Kriteri sağladığınız sürece vizenizi onaylar. İş süreci tamamen farklı. Yani o ayrı bir cevap gerektiriyor. Evet. İş bulmak biraz da kişiyle alakalı zaten. Ona çok fazla cevap verebilecek durumda değiliz herhalde içimizde. Biraz girişkenlikle de alakalı. Doğru. Ömür... Evet, bu soruyu biz alıyoruz. Biz nasıl açıklayacağız? Siz açıklayın lütfen bunu. Betül Hanım, ilk ve orta okul mezunu göçmenlik vizesinden yararlanabilir mi diye bir soru var. Meslek üzerine. Şimdi lise mezunu deseniz yararlanabilir, mesleğine göre değişiyor. Evet. Şöyle açıklamamız var. Meslek önemli. Bazı mesleklerde eğitim şart değil. Tecrübe önemli. Ama bu mesleklerin şimdi yanlış yönlendirmek istemem. Yani kişi bana söylemesi gerek. Şu mesleği yapıyorum demesi gerek. Mesela atıyorum aşçıysanız minimum 6 yıllık tecrübeniz varsa farklı bir yöntemle denkliğinizi alabiliyorsunuz. Çünkü böyle mesleklerin bazıları hani çalışarak da öğrenildiği için öyle bir opsiyon sunuyorlar. Mümkün. Hiç mümkün değil yani. yani size ulaşacak bu arkadaş. Ömür'e biz bunu söylemiştik aslında daha önce ama buna ben Ömür veya diğer arkadaşlarımızda evet. Bazı arama... Evet, dinliyorum. Sağlıklı yönlendirebilmem için bazen benim de çok net mesleği bilmem lazım ki ona göre cevap vereyim. Evet, çok güzel. Teşekkürler bu soruda da. Hangisi? Sen isim söyle ben. Diğer evet. İsim Burcu'nun bir saniye. Biz diğer hızlıca bakmak da istiyoruz. Çünkü aynı soruyu bir daha tekrarlamak için. Biraz... Doğru. Benim de acelem yok. Yani bakabilirsin. Evet. Tamam. Zaten arkadaşlarımızı size yönlendirdik. Yani çok daha çok sorusu varsa artık firmanıza e-mail ile size ulaşabilirler. Aynen. Müsait mi? Şunu. Evet. Fatih Bey soruyor Betül Hanım. Bu çok sık sorulan sorulardan bir tanesi daha. Öğretmenler dışa çıkmayı çok istiyor. Yani o kadar çok istiyor ki. Evet, ya, öğretmenlerden çok Burak soruyoruz. Da aslında bir öğretmen Türkiye'den aynı zamanda. Ve diyor ki biz oraya gidersek işte nasıl denklik alırsak nasıl iş yaparız? Soruyu herhalde şu anda ekranda Betül Hanım. Türkiye'de öğretmen olarak ilkokul veya orta öğretim çalışan meslektaşlarımızın nitelikli göçmenlik başvurularında vize kabul oranları ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız demiş. Öğretmenlerde şöyle öğretmenler meslek denkliğini alabilir. Ne okuduklarına bağlı biraz. Yani şöyle Avustralya'da belli bir eğitim seviyesi var öğretmenler için istenilen. Ve evet. Kişinin transkriptine göre açıkçası ders müfredatına göre biraz case by case değerlendiriliyor. Yani kişiye göre değerlendiriliyor biraz. Aldığınız her eğitim standart hemen kabul edilmeyebilir. Enformasyon eğitimi almış olan kişinin kabul edilme, denkliğini alma ihtimali daha yüksek. Burada öğretmenlerdeki en büyük sıkıntı şu, neden çok müşterimiz yok söyleyeyim. Denklik veren kurum dil sınavını en başından şart koşuyor. Ve IELTS Academic Speaking 8 olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam listening, anlama da 8 olması gerekiyor. 8 speaking çok yüksek bir skor. Yani bayağı native speaker olmanız gerekiyor aslında konuşmada. Bu dil sınavı konusuna maalesef takıldığı için öğretmenlerimiz pek hani denklik alan, yani bir kere başında orada takılıyoruz maalesef. O süreç öyle zorlaşıyor. Yoksa denkliklerini alabilseler öğretmenler aranılan meslekler arasında eyalet sponsorluğuyla vesaire gitmek mümkün. Ama o dil sınavını halletmek gerekiyor. Evet. Zaten o zaman bu arada bir şey daha sorayım. Hangi İngilizce sınavını tavsiye ediyorsunuz? Herkes soruyor hangisi olmalı, hangisi olmamalı diye. Şimdi bana bunu diğer izleyen firmalar kızmasın diyeceğim ama biz şunu gördük gelen neticelerden. PTE Academic'ten çok iyi sonuçlar geliyor. IELTS'de bayağı bir zorlanmaya başladı müşterilerimiz. Eskiden bundan 4 yıl öncesine kadar yanlış hatırlamıyorsam sadece IELTS kabul ediliyordu. PTE'den çok daha iyi sonuçlar geliyor. Ben açıkçası hep onu tavsiye ediyorum. Mutlaka PTE sınavına girin diyorum. PTE diyorsunuz yani sizin PTE tavsiye... akademik diye geçiyor. Evet. Hı -hı. Evet demek ki yani arkadaşlar PTE'yi tercih ederse daha avantajlı olabilir diyorsunuz. Oradaki puanlar bize gelenler hep öyle yani. Nedense hani IELTS'ten tam istediğini tutturamayan PTE'den hep çok daha iyi sonuç aldı. Biz bunların sayısı çoğaldıkça biz de uyandık. Demek ki PTE'den daha rahat alınıyor. Herkes de o yönde yorum yapıyor açıkçası. O zaman dünyasal arkadaşlarımıza söylüyoruz. Herkes PTE'ye giriyor bundan sonra. Okay. Şimdi biraz İngilizce ağırlıklı bir soru oluyor. Şimdi soru aşağıya biz yansıtacağız. Siz görebiliyor musunuz bu arada? Ekranı yaklaşırsan aynen. Eğitim evet. Bölümünde A diploma or trade qualification. İngilizce başlamış da. A diploma or trade qualification completed in Australia or other award or qualification recognized by the skill assessing authority seçeneği kalfalık ve ustalık belgesini kapsıyor mu? Ya genelde çünkü ustalar, kalfalar hep... Şimdi şöyle. Soruyor. Anladım. Güzel bir soru. Şimdi açıkçası hiç elinde kalfalık ve ustalık belgesi olan birisinin denklik sonucu, denkliği için başvurmadık. Kim için mesela örnek başvurduk? 6 aylık işte aşçılık programı tamamlamış birisi için başvurduk. Onlar kabul ediliyor. Bu kalfalık ve ustalık belgesini hangi yollardan geçerek alıyorlar bir bilmem lazım. Belki ona göre biraz daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilirim. Ama şimdi sıkıntı şu, denklik veren kurum diyor ki ya da sıkıntı demeyeyim de Çok detaylı bilgi vermiyor. Denklik veren kurum, bu mesleklerin denkliğini veren kurum TRA. Bir listesi var. Ben diyor şu meslek için sertifika 3 seviyesinde eğitim istiyorum diyor. Ama onu maalesef ben de denemediysem Türkiye'deki bu kalfalık ya da ustalık belgesinin sertifika 3 seviyesine denk gelip gelmediğini bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Meslek lisesinde elektrik bölümünden mezun birisinin aldığı eğitim sertifika 3 seviyesi sayılıyor. Bunun denklik başvurusunu yaptığım için biliyorum. Diyorum ki o zaman okey, lise mezunlarının aldığı eğitim demek ki sertifika 3 seviyesine denk. Ama Türkiye'den alınan bu kalfalık ve ustalık belgelerinin ne kadar sayıldığını bilmiyorum açıkçası. Bunu da ta ki bir başvuru yapana kadar o denklik kurumuna muhtemelen çıkarmak zor. Yani o seviyeyi tespit edebilmek. Anladım. Biz yani bu tarz şeyler soruyor ama çok net olarak bir sorum var. Benim sorum var. Soru şudur. Diyor ki ben evleneceğim diyor. Avustralya'daki bir hanımefendiyle veya beyefendiyle evleniyorum diyor. Ben acaba diyor öğrenci olarak Avustralya'ya başvursam diyor. Beraber yaşamaya başlarız. İşte hayatımızı devam ettirmeye başlarız. Bu arada bekleriz diyor. Ve aynı zamanda vize sürecine böyle bir avantaj sağlar mı diyor. Ya da diyor Türkiye'de mi bekleyin diyor. Sizce bu böyle bir olay olabilir mi? Şimdi soruyu şöyle mi anladım? Neticede kız arkadaşı var. Bir partneri var Avustralya'da ya da erkek arkadaşı partneri var. Acaba diyor ki biz diyor Türkiye'de evlenip mi başvursak partner vizeye ya da ben öğrenci olarak gideyim orada beraber yaşayalım vesaire sonra mı eş vizesine başvursak diyor. Öyle anladın değil mi? Evet. Ya bunu da şöyle diyebilirim. Şimdi artısı ve eksisi kişilerin ilişkisini ne kadar ispat edebildiğine bağlı. Şimdi burada gerçek bir ilişki varsa, işte bu çiftler atıyorum birkaç dünyanın köşesinde buluştularsa, ilişkilerini yürütmeye çaba sarf ediyorlarsa, bir kere partner vizeye başvurmak için zaten Avustralyalı'nın buraya gelmesi ve bir evlenmeleri gerekiyor. Bunlar gerçekleştiyse ve ben bunları ispat edebiliyorsam, genuine bir dosyaysa benim Avustralya'da öğrenci vizesine başvurup o süreci orada geçirmeme gerek yok. Hatta buradaki dosyalar bazen daha hızlı değerlendiriyor. Yani bu biraz çiftin ilişkisine ve sunabildiği kanıtlara bağlı. Ama şöyleyse internette tanıştılar. Şimdi bana her türlü örnek geliyor. Bir yıldır yazışıyorlar vesaire. Yüz yüze hiç tanışmamışlar. Şimdi yüz yüze tanışmadığınız birisi gelip 15 gün Türkiye'de kalıp sizle evlenirse ve o dosya başvurusunu yaparsak evet daha riskli olabilir. O zaman böyle bir durumda evet gidip Avustralya'da beraber yaşayıp o yaşadıkları bir yılı ispat edip vesaire sonra vizeye başvurmaları daha sağlıklı onlar için. Yani sorular genel aslında hani benim de net cevap verebilmem için kişilerin ilişkisini, içeriğini biraz daha bilmem gerekiyor ki sağlıklı hani yönlendirebilirim. Evet. Peki bir diğer soru, biliyorum öğrenci vizesiyle çalışmıyorsunuz ama öğrenci vizesiyle diyor gelsek hani veya diğer vizelerde de eşimizi ekletebiliyor muyuz? Arkadaşlar eşini de getirdiği zaman yanında böyle onlar da süresiz çalışma izni alabiliyorlar mı gibi sorular geliyor. Biliyorsunuz öğrenci genelde 20 saatte bazı kısıtlamalar yani geliyor. Doğru, doğru. Ama şimdi işinizi eklemek için buyurun. Yani yanınızdaki partnerinizin o kısıtlamalardan etkileniyor mu, etkilenmiyor mu bunu merak ediyoruz. Şimdi eşinizi öğrenci vizenize eklemekte bir engel yok bildiğim kadarıyla. Yani ekleyebiliyorsunuz. Orada sadece vize seviyesine göre sanırım hani işte bankada farklı miktar para göstermeniz gerekiyor vesaire. Aldığınız eğitim seviyesine göre sizin eşinize belirli haklar veriliyor. Eğer bachelor degree ve master seviyesinde eğitim görecekseniz eşinize limitsiz çalışma izni veriliyor diye hatırlıyorum. Yani master ve üzeri kesin sayılıyor da bachelor degree'de dahil olması lazım buna üniversite seviyesinde. Ama siz sertifika seviyesinde, üniversite altı bir seviyede eğitim göreceksiniz. Eşinize ya da dil okuluna gideceksiniz. Eşinize de sadece 20 saat çalışma hakkı veriliyor. Anladım. Betül Hanım bir soru var. Benim de kafamda bu soru. Biz vizeleri aldık diyorlar. Ne kadar süre içinde Avustralya gelmeli miyiz? Bir ay gecikirsek vizemiz iptal olur mu? Yoksa askıya alınır mı gibisinden bir korku var. Çünkü işlerini işte ayarlayamıyorlar, çocukların okullarını ayarlayamıyorlar falan böyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Şimdi bu hangi vize türü için acaba soruluyor, onu söylüyorlar mı? Yani 190 olsun, 189 olsun bu tarz vizeler hakkında sizin baktığınız oldu. Şimdi vizeler. 190, yani bu skilled immigration altındaki 189, 190 ve 490 binlerin hepsinde normal şartlarda kişinin yaklaşık bir yıl içinde Avustralya'ya giriş yapması gerekiyor. Buna initial entry date diyorlar. Muhtemelen bunu soranlar zaten bu kuralı biliyorlar ki böyle bilinçli bir soru soruyorlar. Normal şartlarda o giriş gününe kadar mutlaka giriş yapmanız gerekiyor. Bir gün bile kalsanız Avustralya'da yeterli. Hani giriş çıkış yapmanız yeterli aslında. Sonra vizenizin tarihine göre tekrar ileriki bir dönemde gidip yaşamaya başlayabilirsiniz. Fakat Covid'den dolayı şu anda bu vize sahiplerine esneklik tanıdılar. O initial entry date dediğimiz kuralı sağlamaları gerekmiyor. Vizeleri geçerli olduğu sürece ne zaman gelebilirseniz okey diyor devlet. Bu zamana özel bir şey ama normal şartlarda birçok vizede 1 yıllık bir süreniz var. O 1 yıl içinde mutlaka girişinizi yapmanız gerekiyor. Anladım. Peki geldi diyelim 3 ay çalıştı. Sonra Türkiye'den inanılmaz bir teklif aldı. Tekrar döndü. Ve bir daha bir 5 yıl gelmedi. 10 yıl gelmedi. Bir şeyler oldu gelemedi. Bu permanent'ı kaybediyor mu? Nasıl kaybediyor? Komple kaybediyor mu bu arkadaş? Mesela o benim durumum. Kaybetmiyorsunuz. Yani tek kişiye bağlı tabii ki. Şimdi ben 15 yıldır oturma iznim var. Çok az yaşadım Avustralya'da neticede. Eskiden daimi vize sahibi olmuş kişilerin resident return denen bir vizeye başvuru hakkı doğabiliyor. Avustralya'ya geri dönüş vizesi diyelim bunun adına. Fakat bunun için çok gerekçelerinizin kuvvetli olması gerekiyor. Bu biraz evvel bahsetmiştim ya size, görevlilerin dosyalara baktığı kılavuzlar var. O kılavuzlarda sayfalarca anlatılıyor. Hangi durumlarda resident return vizeyi verebilirsiniz siz kişiye, ama burada şu tabii, siz ne kadar çok Avustralya'dan uzak kalırsanız bu vizeyi alma ihtimaliniz o kadar zayıflıyor. Atıyorum işte anneme bakmak durumdayım, sakat ve gerçekten ben onunla ilgileniyorum. Yani bir ailevi sağlık dolayından dolayı Türkiye'ye geri dönmek durumunda kaldınız. Çok önemli bir miras davasından dolayı geri dönmek durumunda kaldınız vesaire, onun için de Avustralya'ya gidiniz. Yani bir takım kriterler var. Zorunlu sebeplerden dolayı döndünüz, gidemediniz. Deneyebilirsiniz geri dönüş vizesi almayı. Ama hani iyi bir iş teklifi aldım, gittim, Avustralya'da 10 yıl uzak kaldınız. Başvuru hakkınız da olmayabilir ama neticede böyle bir opsiyon sunuyor Avustralya. Evet, teşekkürler. Betül Hanım, 18 yaşındaki bir genç Avustralya'ya gelmek istiyor. Nasıl bir yol sizce gitmeli? Nasıl bir yol tercih etmeli sizce? 18 yaş artık üniversiteye girmek üzere oluyor değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ben de arkadaşlar mesela. Yani liseyi bitirmiş oluyor artık. Evet. Yani burada herhalde hani amacı neticede Avustralya'da kalmak ve yaşamaksa yine en uygun vize türü kalifiye göçmenlik olacak. Bunun için de önceden kariyerini belirleyip hangi meslek üzerinden ben Avustralya'da okursam ileride bu kalifiye göçmenlik vizesi için ilerleme ihtimalim yüksek olur. Yol haritasını çizecek. Ama öyle hani kısa bir yol yok. Yani geldim şunu yaptım ve hemen oturma iznimi aldım diyebileceğiniz basit bir yol yok. Burada önemli olan bence hani doğru mesleği seçip yol haritasını, yani kariyerini ona göre belirleyip Avustralya'da okumak. Ondan sonra işte gerekli puanları vesaire tutturup yine bu kalifiye göçmenlik üzerinden ilerlemek olur. Güzel. Teşekkürler. Kemal'in de sorusu var. Ben birkaç soruyu daha hızlıca geçeyim o zaman. Şunu söyleyeyim. Betül Hanım'a bir sorum olacak. Şu anda Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Dil dışında başka bir yetkinliğim bulunmamakta. Yani İngilizceyi biliyor. Ben aranan mesleklerin birinde, yani TEYF'e katılıp kalıcı olarak kalmayı amaçlıyorum. Sizce bu doğru bir yaklaşım olur mu diyor. Tavsiye edilebilir mi bu yöntem diyor. Ya bu soruların cevapları çok detaylı. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi ben burada çok kısa bir şey anlatacağım ama bazen böyle kısa cevap vermekten de çekiniyorum. Sebebi şu. Benim bu cevabıma göre kişi gidiyor TEYF okuyor. Sonra 2 yıl sonra gel ama siz böyle demiştiniz diyebiliyor. Biz onun için böyle uzun vadeli bir yol haritası çiziyorsanız önce değerlendirme talep edin bizden diyoruz. Çünkü burada şöyle şeyler devreye giriyor. TEYF'te ne okuyacaksınız? Okuduğunuz mesleği bitirdiğinizde bunun denkliğini kim verecek size? Denklik veren kurum acaba sizden minimum 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl iş tecrübesi isteyecek mi? Siz bunları tamamlayabilecek misiniz? Yani bunların cevabı detaylı olduğu için evet güzel bir yol ama burada doğru mesleği yine seçmeniz çok önemli. O meslekte gittiğinizde yapabileceğinizi, yani ona vakit ayırıp, çünkü birçok meslekte çalışmanız gerekiyor denkliğinizi alabilmeniz için TEYF'te okuduğunuz meslek dallarında. Bunları en başından bilip yol haritanızı çizmeniz gerekiyor. Yine ikinci, yani short term listesinde bir meslekten ilerlerseniz bir eyalet sponsorluğuna bağlısınız. Eyaletler başka eyalette okuyan adaylara sponsorluk vermeyebiliyor. O zaman şu soru devreye giriyor. Peki ben hangi eyalette gideyim okuyayım TAFE'i? Evet. Yani kendi içinde çok alt aslında değerlendirmesi gereken noktalar var bence sağlıklı bir yol haritası çizebilmek için. Çok kolay bir soru değil yani böyle. Bu değil yani kesinlikle... ama mümkün ama böyle hani ben gideyim kafama göre şunu görüyorum. Mesela gidip TAFE'de ne bileyim işte pazarlama okunuyor. 1,5 yıl büyük bir zaman kaybı olabiliyor. Yani oradan bir meslek çıkmıyor. O meslek çıksa onun denkliğini veren kurum üniversite seviyesinde eğitim istiyor vesaire. En başa dönüyorsunuz tekrar. Betül Hanım peki bu vize sınırlar açılması konusunda fikriniz var mı? Hiç neler olacak bu? Hiçbir şey duyup alabiliyor musunuz içeriden? Çünkü herkes diyor ki bizi arıyor. Hani bizim de yapabildiğimiz sadece gazeteyi açıyoruz, bakıyoruz, hiçbir şey yok diyoruz. Ama siz hiç, yani takip edebildiğiniz özel bir yer var mı mesela bu konuda? Yani bizim de öyle özel maalesef hani bu datayı alabileceğimiz özel bir birim yok. Öyle bir bilgilendirme yok. Yani devlet o konuda çok şeffaf. Hani dışarıda kimle ne paylaşırsa bize de aynısını paylaşıyor. Fakat biz de hani neticede ekonomik haberleri vesaire çok dinliyoruz. Avustralya'da çalışan yaşayan kişilerle de çok konuşuyorum. Bu şekilde dayanması Avustralya'nın biraz zor gibi gözüküyor. Yani yıl sonuna doğru kademeli olarak açacaklarını muhtemelen hani 2022 ortasında da artık bayağı sınırlar açacaklarını söylüyorlar. Bu geçici vizeleri onaylamak istiyorlar bir an evvel bildiğim kadarıyla. Çünkü özellikle work and holiday vesaire kategorisinde çalışan gençlere ihtiyacı var Avustralya'nın. Evet. Bunu duyuyorum sektörde çalışan arkadaşlarımdan. Çok değişik hikayeler anlatıyorlar. Hani onlara bakarak da herhalde diyoruz mutlaka yıl sonuna doğru yavaş yavaş kademeli olarak açacaklar sınırları. Betül Hanım bir soru da benden olsun gene tekrardan bir oradan bir benden. Vizeye aynı anda başvurabiliyor muyuz? Veya iki evli kişi mesela iki ayrı vizeye başvurup hangisinden çıkarsa ona gidebiliyor diyebiliyor muyuz? Böyle bir şey olabiliyor mu? Bu bahsettiğiniz 100 bağımsız yani 189, 190 ve 491 için mi? Kalifiye göçmenlik vizesi için diye bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi orada şöyle ön başvuruda ben birden fazla vize alternatifini seçebilirim. Bana aynı anda birden fazla vize için davetiye gelirse ben karar veriyorum hangisine başvurayım diye. Davetiyem geldiyse zaten birden fazla vizeye başvurmama gerek yok benim. Ya o zaten hem maliyet hem de sistem ona izin vermez. Şimdi bana 189 için davetiye geldiyse zaten ben eyalet sponsoruna başvurmak istemem. Ön başvuruda expression of interest yaparken ben istediğim kadar farklı vize türünü seçebilirim. İstediğim kadar farklı eyalete gidip sponsorluk talep edebilirim. Orada esneksiniz. Ama eninde sonunda size gelen davetiyelerden bir tanesini seçip bir vize başvurusu yapmak durumundasınız. Anladım. Yani burada, bu üç arasında olmuyor yani. Yani aynen öyle. Yani o zaman yani kesinlikle danışman firmanın gösterdiği yolu tercih etmek gerekiyor diyoruz burada. Bayağı sorular geldi. Bu arada biz de artık yayınımız arkadaşlar... Çünkü soruları lütfen kısaltarak sorun. Çünkü bazı sorular tane paragraf oluyor. Hem Betül Hanım için hem bizim için okumak ve cevaplamak çok zor oluyor. Şuydu, İngilizce dışında bir dil bilmenin avantajı var mı? İspanyolca biliyorum, iyi İspanyolca biliyorum. Bunun bir artısı var mı diyorlar ama herhalde bilmiyorum buna nasıl. Şöyle var aslında. Eğer bahsettiğiniz kalifiye göçmenlik vizesi ise kişi ikinci bir dil biliyorsa bu Türkçe bilmek de dahil 5 puan kazanabiliyor. Bazen o 5 puan çok önemli oluyor. Bu 5 puanamayı ispat edebilmeniz için girmeniz gereken bir sınav var. İki kişinin karşılıklı konuşmasını çeviriyorsunuz. NAATI denen kurum veriyor bu sınavı. Puan açısından evet avantajı var. 5 puan getiriyor. Burada bir soru var. Betül Hanım da muhtemelen şu şeyde vereyim. Onu da yansıtalım arkadaşlar da görsün. Aslında bunu birazını cevaplamıştınız ama tekrardan okuyun Betül Hanım. Gaziantep Üniversitesi'nde MÜDEK içerisinde olan bölümler var ama benim okumuş olduğum inşaat mühendisi bölümü yok. Denklik alabilir miyim? Direkt yoksa CDR yapmak gerekiyor mu yine diye bir şey sormuş. Aslında bu güzel bir soru. Şöyle, o sorulardan biraz kendi içinde farklı. Şimdi eğer burada iki tane ayrım var arkadaşlar bazen onu karıştırabiliyorlar. Mezun mühendis vizesi için neticede benim üniversitemin müdekte olması yeterli. Denklikle ilgilenmiyor bu durumda, bu aşamada, bu vizeler için vizeleri değerlendiren birim ya da vize kriteri denklik almak değil. Onun için mezun mühendis vizesine kişi başvurabilir. Bölüm yoksa CDR alması bu vizeler için gerekmiyor. Şart değil, CDR alması ona vize hakkı tanımıyor. Bu nedenle de ya aslında normal şartlarda söyleyeyim, bölümünün olması, bölümü varsa kişi CDR almasına gerek yok. CDR alsa da kabul edilmiyor. CDR diye bahsettiği şey göçmenlik vizelerindeki mesleki denklik. Mesleki denklik de benim üniversitem MÜDEK'te olsa da olmasa da, ABET'te olsa da olmasa da ben mutlaka denkliğimi almak durumundayım. Sadece denklik yöntemleri değişiyor. Okay, teşekkürler derim. Ofisiniz İstanbul'da değil mi? Bunu soruyorlardı da. Biz onun adreslerini zaten paylaşacağız arkadaşlar. Bütün detayları videonun daha sonra altındaki bölüme biz yazacağız. E-mail adresi. Zaten e-mail genelde irtibata geçiyorlar herhalde şu dönemlerde. Evet. Özellikle. Evet. Tercih edilen yöntem e-mail. Daha sonra ise telefon veya artık Zoom görüşmesi yapıyorsunuz herhalde. Evet. Bilmiyorum, öyle bir söz konusu. Doğru. Hı, aynen. Bir şey sorularını sormuşlar da ben genel olarak sorayım. Öğrenci vizesiyle neden ilgilenmediğinizi merak etmiş birçok arkadaş. Onu bir sorabilir miyim acaba? Hatta birisini söylemiş. Onay iptal red alma oranı yüksek olduğu için mi acaba bununla uğraşmak istemiyor diye bir şey sormuş. Şimdi orada şöyle iki şey var. Bir, gerçekten şu andaki mevcut vizelerimizde çok yoğunuz. Benim öğrenci vizesi için ayrı bir birim ekip kurmam gerek. Bu birincisi. Diğeri, bu işi yapan çok firma var zaten Türkiye'de ve çok iyi yapan firmalar var. Hani benim bu sektöre girmem için bence bana göre hani geç kaldım, bir sebep yok. Diğeri de bu işi yapmanız, düzgün yapmanız için Avustralya'daki üniversitelerle belirli anlaşmalarınız olması gerekiyor. Bu da tamamen başlı başına bir iş. Benim gidip Avustralya'daki birçok üniversiteyle görüşüp kendimi tanıtıp onların bir agent'ı olmam gerekiyor. Yani başlı başına ayrı bir emek ve zaman istediği için çok tercih ettiğim bir şey olmadı açıkçası. Betül Hanım, Enes diye bir arkadaşımız var. Kanalımızın gerçek bir takipçisi. Yani yardımcı oluyor. Onun sorusunu biz şu anda ekrana yansıtıyoruz. Bulabilirsem sen oku abicim. Ben radyoloji teknikeriyim. Avustralya Dil Okulu için başvuru yaptım ve vizemi aldım. Dil okulundan sonra göçmenlik vizesine başvuru yapabilir miyim? Yoksa TAFE mi okumam gerekiyor diye Enes arkadaşımız bir soru soruyor. Ve şu anda birazdan da zaten bulamadım nerede olduğunu. Şimdi başvurabilmesi için şöyle, bir, meslek denkliğini alması gerekiyor. Puanları yeterli mi? O zaman kalifiye göçmenlik için uygunluğu doğacak mı? Bakması lazım. Neticede radyoloji teknikeri meslek listesinde var. Hani en ana genel olarak söyleyebileceğim özet bu olur. Bunu ama genel olarak şöyle, şimdi ben çalışma sistemimizi de söyleyeyim isterseniz arkadaşlar özetle. Birisi bize geldiğinde aynen bu soruyu sorduğunda biz diyoruz ki 4 ana kriteri sağlıyorsanız, mesleğiniz listedeyse, İngilizce dil seviyeniz varsa ya da çalışıp neticede edinmeye çalışacaksınız, İngilizce dil seviyesini yükseltecekseniz bir ön değerlendirme yapıyoruz. Bu ön değerlendirmenin amacı aslında tamamen bu soruya detaylı cevap verebilmek. Kişinin puanlarını seviyede yükseltmesi için ne yapması gerekiyor? Meslek denkliğini alması için neler yapması gerekiyor? Yol haritasını çiziyoruz. Yani bu sorunun cevabı şöyle söyleyeyim, benim için en az 15 sayfalık aslında bir açıklamayı gerektiriyor. Giderse evet, o kriterleri sağlarsa, denkliğini alırsa, puanını tutturursa vesaire göçmenlik vizesi bir alternatif olabilir. TAFE gideyim sorusu deminki arkadaşın sorusu aslında. TAFE gidin, okuyun ama ne okuyacaksınız? Okuduktan sonra ne yapacaksınız? Okuduğunuz bölümün meslek denkliğini alabilecek misiniz? Yine bir sürü soru giriyor aslında. Hani o soruları cevaplamak lazım. Sağlıklı cevap verebilmem için benim. Sanırım size e-mail atıp detaylı bilgi alması gerekiyor herhalde. Kendi durumunu da anlatıp. Evet. Yani burada ben de çok genel şeyler söyleyebilirim. Arkadaşları anlıyorum, böyle bir hap cevap istiyorlar. Ama zaten o kadar hani kolay olsa ben herkese evet gidersiniz, yapabilirsiniz ya da yapamazsınız derim. Hani benim de zamanım çok almaz. Çok hızlı cevap veririm ve çok hızlı yol haritası çizerim. Maalesef öyle olmuyor. Mesela teker teker böyle bir arkadaş için ben diyorum ki bakıyorum eyaletlere örneğin. Şu eyalette okursanız daha iyi olabilir. Çünkü bu eyalette kalırsanız ve yaşarsanız daha rahat sponsorluk veriyor diyoruz. Mesela orada bayağı gideceği eyalete kadar detaylı bir yol haritası çiziyoruz aslında kişiye. Evet. Betül Hanım, bu turizm endüstrisinde çalışan arkadaşlarımız büyük sıkıntı yaşıyor Türkiye'de uzun zamandır. Özellikle de bu pandemi döneminde perişan oldular diyebilirim. Ve Avustralya bir sektörde gelmek istiyorlar. Turizm sektöründen hiç vize aldınız mı, başvuru aldınız mı? Bu turizm sektörüne gerçekten hiç üzerinde durmadık bugüne kadar. Evet. Şimdi şöyle, turizm sektörü derken ya o sektöre özel bir vize türü yok. Hani evet. Turizm sektörü diye bir sektör, neticede öyle bir vize türü yok. Şimdi turizm sektörü altında atıyorum otel motel manager gibi meslekler var. İşte food and beverage manager var. Bunların hepsi meslek listesinde. Bu kişiler yine kalifiye göçmenlik vizesiyle gitme ihtimalleri olur mu diye bakabilirler. Ama bir garsonluk yapıyorsam ben, buna uygun bir vize türü yok. Evet. Üniversiteden yeni mezunsam ya da üniversite okuyorsam work and holiday çalışma vizesini deneyebilirler. Ama bu da turizm sektörüne çalışanlara özel bir vize türü değil neticede. Hmm, anladım. Güzel. Turizmcilerin de artık hani Türkiye'de genelde sağlıkçılar, turizmciler bu soruları çok soruyorlar. O yüzden onlara da doğru, bir cevap. Doğru. Yani o meslek bazında dediğim gibi böyle özel bir vize türü yok. Evet. Yani bir herhalde şey gibi, bu yeni mühendis vizesi gibi vizelerde biraz daha belirli meslek. Doğru. Şey. Doğru. Aynen. Yani onlara çok özel ayrılmış. O da hani kalifiye mühendisi gençken ülkeye çekmek istiyor Avustralya aslında. Hani akıllıca bir program. Evet. Dedehası bir açıklama yapmış. Oradan burada sizin çok beğendiğiniz bir soru vardı. Onun açıklamasını yapmış herhalde. Ne, hangisi? Nereye gitti o? Dur bakayım ben. İşte onu bulacağız. Beliren kendidir herhalde senin. Şurada Burak şunu sormuştum aslında. Şuraya vereyim. Yansıtayım. Şunu sormuştum aslında. CDC derken 3 tane proje hazırlama olayı var. Galiba MÜDEK'te, yoksa evet, ondan dolayı. Bu proje hazırlama gerekiyor mu? Bu CDR projesi. Denklik alırken MÜDEK'te yoksa evet, CDR yoluyla başvurmanız gerekiyor meslek denkliğinizi almanız için. Aynen. Tamam. Yalnız ama CDR yoluyla, hani CDR'ı hazırlayarak mezun mühendise başvuramazsınız. O ikisini ayırt etmeli arkadaşlar. Ama göçmenlik vizesine başvururken benim mutlaka meslek denkliğimi almam gerekiyor. MÜDEK listesinde değilse doğru, bu kariyer episodları mutlaka hazırlayarak başvurmam gerekiyor. Ki bizim müşterilerimizin yarısından çoğu herhalde MÜDEK listesinde değildi. Yani kalifiye göçmenlikle başvuran genelde çoğu CDR hazırlayarak başvurusunu gerçekleştiriyor denklikte. Evet. Betül Hanım, biraz benzer bir soru daha geldi Bengisu'dan. Size e-mail atmış aslında daha önce herhalde. Öyle de yazmış. Onu bir yansıtalım istiyorsun. Yansıt. Evet, diyor ki merhaba, size e-mail atmıştım öğretmenlik için. Hacettepe Üniversitesi'nde fen bilgisi öğretmenliği okuyorum. Bölümüm EBTAT akreditasyonunu aldı. PTE Academic mi, IELTS Academic mi önerirsiniz demiştiniz. Siz zaten PTE'yi önermiştiniz herhalde. Evet, evet, aynen. Evet, Bengisu, bunu evet, onu daha sonra izlersen daha bir cevap vardı aslında. Güzel, sorularınız herhalde bayağı bir azaldı. Arkadaşlar, bebeği olan çiftler için hangi eyalet önerirsiniz demişler. Neydi sormuşlar? Bebeği olan çiftler için hangi şehri önerirsiniz demişler, hangi eyaleti? Bu biraz daha deniz kenarı olan her yer olabilir. Çok kişisel bir şey tabii bu, ama bence Avustralya'daki birçok şehir, siz de Melbourne'desiniz, seni çocuk yetiştirmek için çok uygun yerler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Var mı Arzu'nun suyu var demişim. Sorusu var. Bir de sana öğretmenlik için, gene öğretmenlikle alakalı, bunu da okuyayım tekrardan. Bir soru daha alalım. Bengüsen, bir de sanırım öğretmenlik için 45 ila 60 gün arası çalışma sınırı var. Bu sınırı son sene yapılan öğretmenlik meslek deneyimi, yani staj çalışma süresi olarak kabul ediliyor mu? Evet, stajlar, evet, staj çok önemliydi ya. Bunu sormadık. Şimdi orada da şöyle kilit bir şey var. Denklik veren kuruma biz de bakıyoruz ne istediğine. Şunu istiyorlar sizden. Ben bunu diğer müşterilerimden de duydum. Stajyerlik direkt onların istediği bu 45 gün gözetmen altında çalışma kriterine girmiyor. Transkriptinizde ya da aldığınız derslerin içeriği olarak bunun zorunlu olduğunu görmek istiyorlar. Bunun ispatı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani çünkü bizde her transkripte böyle geçmiyor bildiğim kadarıyla. Yani burada biraz kişi üniversiteden belki belgelerini bunları açıklayacak şekilde toplayacak. Denklik veren kurumun istediği şekilde onlara aktarabilmesi gerekiyor. Bu stajın evet aslında programın zorunlu bir kısmı olduğu, transkripte gözükmüyorsa neden gözükmüyor anlatabiliyor olması gerek, ama bazen şöyle yaklaşıyor Avustralya maalesef. Ya onun istediği standart bir şey var ve onun olması gerekiyor. Onun içinde 45 saat işte gözetmen altında ya da 45 gün çalışmak gerekliyse bunu transkripte ben görmek istiyorum diyorsa ona takılabiliyor. Evet, evet, tamam, güzel. Ya, arkadaşlar Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kısaca evet, başka sorularınız varsa alacağız. Betül Hanım, bu arada sizin eklemek istediğiniz neler vardır? Sizin söylemek istediğiniz arkadaşlara. Ha, söylemek istediğim çoğunu aralarda söyledim sanırım. Öyle çok, evet, çok ekstra bir şey yok ama genel olarak hani biraz bu dönem sabretsinler diyorum. Hani bugünden yarına gidilmiyor gerçekten Avustralya. Bu dönem bazen biraz zormuş gibi geliyor süreç. Şu anda böyle ama Avustralya çok ihtiyaç duyacak yine kalifiye elemana. O dönem geldiğinde de hazır olmaları, yüksek bir dil sınav sonucu ellerinde olmaları çok çok kıymetli olacak onlar için. Peki firmanız Avustralya'ya taşındığı zaman, yani siz taşındığınız zaman bu başvurular, yani Türkiye'deki arkadaşlarımıza yardımcı olabilecek misiniz? Devamı gelecek mi? Onda hiçbir sıkıntı yok. Zaten biz bunu test ettik aslında. Ben geçen sene zaten yaklaşık 8-9 ay Avustralya'daydım. Ekibimiz burada ve onlar çok deneyimliler artık. Ve her şey online yapıldığı için benim açıkçası nerede olduğumun pek bir önemi kalmıyor. Ben 9 ay Sydney'de yaşarken de Türkiye'deki bütün müşterilerimize hizmet verdik. Zaten belli bir süredir Covid'den dolayı artık ofiste çok yüz yüze görüşme istemiyoruz. Hep Zoom'la yapıyoruz görüşmelerimizi. Belli bir aşamadan sonra zaten artık müşterilerimiz hep benim asistanlarımla iletişimde oluyor. Belge, evrak vesaire toplama sürecinde. Ben hep kontrollerini yaptığım için açıkçası çok nerede olduğumun bir önemi kalmıyor. Yani böyle bir güzelliği var aslında işin. Hatta müşterilerim bazen fark etmiyor. Ben Sydney'de miyim, Türkiye'de miyim? Çok hani anlamıyorlar bile onu. Anladım. Çok güzel. Yani sonuçta işletme aynı şekilde servisini verecek. Devam edecek. Aynen. Kesinlikle. Betül Hanım, pardon. Rüveyde Hanım sormuş. Demiş ki Queensland eyaletinde özel en az 100.000 dolarlık işletme durumunda alınabilen vize hakkında bilginiz var mı diyor. Bilginiz varsa. Hmm. Küçük yatırımcı vizesi gibi bir şey. Evet, çok bilgim yok. Yani gördüğüm sitesinde, şimdi ben de eyalet sponsorluklarını kontrol ederken bakıyorum. Açıkçası pek bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla orada mevcut işletmesi olan kişilere açık bir yol bu şu anda. Yani Türkiye'den sıfırdan oraya giden birisi için açık bir yol değil. Ya bu konuda arkadaşımıza şunu söyleyeyim. Biz bir video çekmiştik aslında. Küçük yatırımcı vizesi. Vizeler bölümüne bakarsanız ben onu daha önce bir işlemiştim. Üzerinde değişiklik olmadı diye biliyorum. Olsa zaten kaldırdık videoyu. Bir de oradan bakarsanız mümkünse iyi olur. Güzel, herhalde bu kadar. Birkaç tane aslında evlilik hakkında bir soru almıştık Betül Hanım. Şeyi soracağım. Bir tanesi vardı. Kaçırdım açıkçası. Nerede? Vizeyi aldıktan sonra giriş için belli bir tarih var mı diyor. Zaten biraz önce sormuştuk ama o vize evlilik için sormamıştık. Bir de şey de var. Hı hı. Var mı? Var. Onlar da genelde 12 ay süre veriyor. Aslında onların şöyle kendi içindeki kriteri şuydu ama şu anda çok uygulamıyorlar. Siz vize başvuru sırasında aldığınız sağlık testi veya verdiğiniz sabıka kaydına göre tarihe bakıp 12 ayı hesaplıyorlardı. Ama son gelen onaylarda baktım ki öyle bir şey yapmıyorlar. Direkt otomatik 12 ay veriyorlar giriş yapmanız için. Bir de şey vardı, İngilizce sınav zorunluluğu getirilecekti bir yer. Öyle bir muhabbet, bir konuşma olmuştu. Onlar da Allah'tan gelmedi henüz. Bence uzun sürede gelmeyecek diye düşünüyorum. O bir yasa tasarısı olarak sürüldü falan herhalde öne ama kabul edilmedi daha henüz. Kabul edilmedi. Hatta bayağı da uğraşlardı. Bir iki sene önce geldi. Olmadı, onu yapamadılar. Erkek başvurular için söylüyorum, erkek arkadaşlarımız için askerlik şartı var mı? Askerlik yapılmış olması gerekiyor mu bu vize türlerinde? Yani herhangi bir vize türünde? Değil, şart değil. Sadece askerlik durumunuzu beyan etmeniz gerekiyor. Mezun mühendislerde ekstra şu olabiliyor. Vizenizin onaylanmasına yakın askerlik tecili tarihinizde bitiyorsa bazı görevliler bunu sorgulayabiliyor. Orada biz de arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nasıl bir yöntem mantıklı olur vesaire diye. O da danışmanlık şeyimiz olsun bizim. Bilginiz olsun. Tamam, oldu. Ama bir şey... mezun mühendislerde sorgulanabiliyor bu. Evet. Engelliler başvuru yapabiliyor mu? Engelliler başvuru yapabiliyor mu? Güzel soru. Çok çok net cevabını bilmiyorum açıkçası. Şunu biliyorum. Çünkü vize türü olarak bakalım. Kalifiye göçmenlik vizelerinden bahsediyorsak mezun mühendis vizesi için yapabilirler. Çünkü orada bir sağlık kriteri yok. Böyle bir şey hiç denk gelmedi ama vizenin kriterinde sağlık testi vesaire istenmiyor. Fakat göçmenlik vizelerinde ana aday ve eşi ve çocukları için sağlık kriteri var. Ve orada da genel şöyle özetleyebilirim. Şimdi bu çok spesifik bir soru ama benim de öyle bir uzmanlık alanım değil açıkçası. dikkat etmedim. Avustralya'da belirli kurumlarda ve hastanelerde büyük masraf getirecek bir bakıma neden olacak bir şeye, rahatsızlığa sahip olmamanız gerekiyor. Yani engelli olmak eğer Avustralya'da bu hizmeti alacak diğer Avustralyalıların hakkına müdahale edecekse, büyük masraf gerektiriyorsa, işte özel bir şeyleri, okullara gitmeniz gerekiyorsa atıyorum, o zaman bu sıkıntı yaratabilir. Şimdi bu konu, sağlık konusunda da uzman aslında danışmanlar var. Sırf konusu hani sağlık konusu engel olur mu olmaz mı? Sağlıktan dolayı reddedilirse, reddedilmesi için işte özel başvuru submission'ı yazıyorlar, ne diyeyim, dilekçe yazıyorlar. Bunu yapan danışmanlar da var. Bu oldukça bir bilgi birikimi gerektiren bir konu diye düşünüyorum. Yani bu konu araştırılıp bulunabilir diyorsunuz. Evet, kadar. Aynen. Yani bunu evet detay yapanlar evet. Yani orada biraz hani o engelli hayatın hani kişinin normal hayatını ne kadar devam ettiriyor, Avustralya hükümetinden ekstra bunun bir talebi olacak mı vesaire, bunlara bakılması gerekiyor. Herhalde ona göre karar veriliyor olur mu olmaz mı diye. Anladım. Teşekkürler. Başka sorumuz var mı? Burcu'nun sorusuna bakabiliriz. Bir tane soru var. Artık son soru alalım da. Yüksek lisans bölümüm MÜDEK listesinde değil ama lisans bölümüm MÜDEK listesinde diyor. Bu yeni mezun vizesi, yeni mezun vizesine başvurabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Yüksek lisansı mı MÜDEK'te dedi arkadaş? Evet. Bulabilirsem yüksek... şuna... Yani özünde şöyle söyleyeyim, doğru anladıysam. MÜDEK listesinde değil ama lisans bölümü MÜDEK listesinde diyor. Kombinasyonlar. Kombinasyon. Şimdi normalde tersi soruluyordu onun için. Lisans bölümü MÜDEK'teyse evet, yani zaten yüksek lisansa normalde bakılmıyor aslında. Lisans bölümü MÜDEK'teyse başvurabilir ama önemli olan o 2 yıllık başvuru sürecini geçirmemiş olması gerekiyor. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yılı geçirmediyse ve MÜDEK'te olduğu için evet başvuru hakkı doğabilir. Yüksek lisansıyla ilgilenmiyoruz o zaman. Anladım. Teşekkürler. Vallahi bu herhalde sorularında bu kadar. Yani sorular aslında bir sürü var ama bence başka yayınlara da bırakalım bazı soruları. Fazla çok zaten. Buradan herkese mesaj olsun. Eğer sorularınız varsa Betül Hanım'ın firması olan avustralyadeyaşam.com'a yani mail atabilirsiniz. Kendileri zaten Zoom'dan görüştüklerini belirtti. Ve detaylı bir alabilirsiniz arkadaşlar. Kendileri çok başarılı. Biz bugüne kadar hiç referanslar aldık. Evet. Gönderdiğimiz kişiler bize teşekkür ettiler. Hani kendilerine teşekkür etmişlerdi ama bize de teşekkür ettiler. Ayrıca zaten biraz önce Dilek, Ümit, Ece ve Alex hocamız. Alex kendileri teşekkür etti. Böylelikle rica ederim. Bunlar atarsınız. Hani kendi başınıza bir şeyler yapmaya kalkınca iş uzayabilir. Yanlış evrak rede sebep olabilir. Başınız ağrıyabilir. Dolayısıyla böyle danışmanlarla çalışmanıza yani kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Betül Hanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur biraz arkadaşlar için. Bazı sorular çok detay, dediğim gibi hani böyle çok nokta vuruşu, kısa bir cevap verememiş olabilirim. Ama hani sağlıklı yol haritası dediğim gibi çizebilmek için onlar hakkında benim daha detaylı şey bilmem gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Teşekkürler. Bugünlük bizden de bu kadar. Yani. Tekrar görüşmek üzere. Betül Hanım belki gelecekte sizde tekrardan bir canlı yayına buluşuruz sizlerle beraber. Umarım. Görüşmek üzere. İyi günler size. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.